Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatemin nebiyyin ve imamil murselin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ecma'in. Allahümme zidina ilmen ve fahmen ve hafızdan ve alhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Allahümme aftah lana buwabe hikmetik ve enşur aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatike ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ruhu tayyibelerine, âlinin, ashabın, ulema-i izamın, meşayih-i kiramın, bize okutan hocaların ve musanniflerin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah'ın izni inayetiyle Osmanlı alimi İbrahim Hakkı Efendi, Eynli İbrahim Hakkı Efendi'nin vazı ilmine dair telif etmiş olduğu Risale'yi okumaya başlayacağız bugünkü derste. Bu vazı ilmine hem bir giriş hem de bir orta seviye bir ders gibi olacak. Vazı ilmi diğer ilimlere nazaran küçük bir ilim olduğu, mesaili mahdut olduğu için genelde hani tavsiye edilen, görülen de o, bir tane metni okumak kafi geliyor yani İslami ilimler tahsili sırasında. Bir tane metni, diğer metinleri talebe kendisi bireysel olarak mütalaa edebilir. Ancak hocayı da beraber bir metni adam akıllı baştan sona okumak kesinlikle zorunlu bir şeydir İslami ilimler tahsili açısından. Biz de hani bir kere okuyacağımız için bu ilmi nispeten kuşatıcı bir metin olarak Eynli İbrahim Hakkı Efendi'nin risalesini tercih ettik. Sistematikliği, tasnifi, tetkiki ve ihtisarı, muhtasar bir metin olması açısından bunu tercih ettik. Bunu inşallah okumaya çalışacağız yani. Bu ilk dersimiz olacak. Geçen derste bir mukaddime yaptık. Yani vazı ilminin ne olduğuna dair, neyleri işleyeceğiz, bizi neler bekliyor dair bir tasavvur oluşturmaya çalıştık. Biraz da literatür ve tarihini anlatmaya çalıştık. Eynliği de biraz anlattık. Risalenin kendisinden de genel hatlarıyla bahsettik. Şimdi inşallah Risalenin kendi içinden konuşmaya çalışacağız. Evet. Derse başlamadan önce sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yani metni okumaya başlamadan önce geçen mukaddimeden veya da bu hafta ile alakalı, bu dersle alakalı sormak veya eklemek veya söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa inşallah başlayalım. Dediğim gibi tekrar hatırlıyorum, bu dersi hazırlamamız lazım. Ders çok kolay bir ders değil. Yani metnin ana hatlarını, yüzeysel anlatımı anlamak çok zor değil. Türkçe bir kitap da alsanız herhangi bir hocaya ihtiyaç duymadan okur anlarsınız. Ancak biz bunu sadece bunu yapmak istemiyoruz bu derste. Yani yüzeysel meseleler, yüzeysel anlatım, yüzeysel bir seviye derse gelmeden önce talebenin zaten hazırlayıp zihninde hazır olarak gelmesi gereken bir seviye. Biz burada onun üzerinden elbet geçeceğiz. Hızlıca onları icmalen ihtisar edeceğiz o yüzeysel anlatımı. Ancak daha çok biraz satır aralarına, meselelerin anlamların arka planlarına, neden bu tartışmalar nasıl yapılıyor ona girmeye çalışacağız yani. Bu denemeleri yapacağız. Yer yer yapabildiğimiz kadarıyla ben bir mukarrir olarak, sizler de bir efendim sami olarak, muhatap olarak siz de iştirak edebilirsiniz. Tabii dediğim gibi farklı haşiyelerden, şerhlerden, risalelerden efendim ilgili meselelere dair derse hazırlarken kafanıza takılan hususlar olabilir veya gördüğünüz nefiseler olabilir. Bunları bizimle paylaşabilirsiniz derse. Ki yer yer bazen Mehmet Rahmi Efendi'nin şerhini de okuyacağız bazı paragrafları, önemli gördüğümüz yerleri yani. Bu şekilde nispeten böyle biraz daha tetkik ederek yani anlamlarda, soyut anlamlarda ilerlemeye çalışarak. Çünkü nazari seviyesi yüksek bir ders bu. Yani nahiv gibi, sarf gibi böyle lafza, şekle, şeklin ağırlıkta olduğu bir şey değil yani bu. Mahza kelam veya da mantık kadar da soyut değil. Ancak gene de onlara daha yakın. Mantık kelama yakın bir soyutluğu var meselelerin. Nazari bir yönü yüksek bir ilim. Çok kolay değil yani hakikatini anlamak. Az da mesele işlemeyeceğiz. Yani bu kuşatıcı bir risale. Dolayısıyla dersi hazırlamamız lazım. En başta şerhten Mehmet Rahmi Efendi'nin, Eynli Mehmet Rahmi Efendi'nin şerhinden olmak üzere Yusuf Dicvi'den, Şeyh Yusuf Dicvi'nin kitabından ve Adud şerhlerinden, Adud Risalesi şerhlerinden yararlanmamız gerekiyor dedi. Evet, başlayalım inşallah. قال المصنف العالم العثماني إبراهيم بن خليل الأيني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين رسالة معمولة في الوضع أو متن في الوضع للأيني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من خص العالمين بمعرفة أوضاع الكلمة والكلام
وَجَعَلَهُمْ مُمْتَازًا بِاِدْرَاكِ اَسْرَارِ اَفْصَحِ الْكَلَامِ Besmele'nin yani şeyini yapmayacağız zaten. Şartta da yapmamış. Yani yapılsa aslında vazı ilmine göre Besmele'nin tefsiri yapılabilir. İsmin vazı tartışılabilir. İsim kelimesinin seme ve maddesinden geldiği falan. Allah Teala'nın vazı müştak mıdır değil midir tartışmasına girilebilir. Rahman'ın vazı ve anlamı, Rahim'in vazı ve anlamı tatbik edilebilir yani. Vazı nevi mi şahsi mi diye falan. Onlar ama yapmıyoruz biz. Çünkü ilk defa vazı ilmini okuduğumuz için bu ıstırhaları kullanarak bir tefsir yapamayız. Ancak farklı şerhler, risalelerde bunu yapıyorlar yani. Ancak mukaddimede de bazı şeyleri işaret edeceğiz. Genel lugavi bazı şeyleri işaret etmeye çalışacağız. Ama zihnimizin büyük çoğunluğunu vazı ilmine ait meseleler de yoğunlaştıracağız. Nehmedüke bir hamdere cümlesiyle başladı. Fiil cümlesiyle başladı. Efendim teceddüt bildirdiğini falan zaten söylüyorlar. Hani vadıta değil mi? Ya men hassal alemine hitap dilini kullandı ki Allah Teala olan efendim yakınlığını hissettiği için veya hissettirdiği için ancak ona rağmen ya'yı kullandı. Uzaklığı bildiren bir nida edatı. Ki efendim her ne kadar Allah Teala'ya hitap ederek yani bu kurbiyeti, ihlası başta Risale'nin terifinde hissetmeye çalışsa da o huzur makamına layık olmadığını, günahlarının seviyesinin o huzur makamında nispeten uzak olduğunu falan bildirirse ya dedi, men has çünkü bu üslup aslında kitap üslubuna uygun değil kitapların başında konuşma üslubuyla başlıyor. Ya men diye kitap terif ediyor, ya men diye başlıyor hitap üslubuyla. Ya men hassal alimine efendim alimleri bir marifeti evdâ-i kelimeti vel kelam. Kelime ve kelamın vazılarının tafsili bilgisini onlara has kılan. Yani alimlere has olarak bu bilgiyi onlarda halk eden, yaratan. Allah Teala'ya hamd olsun. Evdâ vadıdan geliyor. Burada hemen zaten bu Risale'nin vazı ilminde telif edildiğine dair bir beraat-ı istihlal gerçekleşiyor. Kelime ve kelamın vazının marifeti, bilgisi. Alimler demek ki biliyor. Demek ki alimlerin bildiği vazı bilgisi demek ki yüzeysel icmali bir bilgi olmayacak. Tafsili bir bilgiden bahsediyor. Çünkü bir dili kullananlar o dilin kullandığı lafızların tayin edildiği manalara dair bu tayini, bu vazı bilmeleri gerekiyor ki bu dili kullanabilsinler. Dolayısıyla bir dili kullanan bir avam, mesela Arapçayı kullanan bir avam, o dilin vazını biliyordur. Ancak tafsili mi biliyor? Hayır. Vaz-ı nevi, ismi faili neye vaz edildiğini, ismi fiili mazini neye vaz edildiğini, harfin neye vaz edildiğini bilmiyor. Ancak istimal edebiliyor. Yani istimal edecek kadar bir icmali marifeti var yani. Ancak burada hamde konu olan şey Allah Teala'nın alimlere bu vaz'a dair tafsili bir bilgiyi bahşetmesidir. Onları sadece bu bilgiye has kılmasıdır. Bu bilgiyi onlara has kılmasıdır. Evda'il kelimeti vel kelam. Burada iki şey zikretti. Sadece evda'il luga demedi veya evda'il kelam demedi veya el kelimeti demedi. İki şey söyleyerek aslında iki tane vazı türüne işarette bulundu. Şahsi vazı ve nev'i vazı. Bunları göreceğiz zaten Risale-i tahsil ederken. Kelimelerde genelde nedir? Şahsi vazıdan bahsediyoruz sanki. Kelamda hani biraz daha terkip vardır, kaide vardır. Kaideler biraz daha nev'in vazından bahsedeceğiz. Tamam. El kelimeti vel kelam. Ve cealehum Ve bu alimlere Allah Teala bu bilgiyi bahşetmiş ve buna hamd ediyoruz ki bu bilgiyi bahşetmeseydi biz Kur'an-ı Kerim'in esrarını falan bilemezdik ki hemen oraya geliyor zaten. Arap dilinin esrarını, inceliklerini zapt edemez. Çok derin tefsirlerde belki bulunamayacaktık yani. Belagata ve icaza temas edemeyecektik. Vaz'ın ayrıntılarına girmeseydik yani. وَجَعَلَهُمْ مُمْتَازًا بِاِدْرَاكِ اَسْرَارِ اَفْصَحِ الْكَلَامِ Afsahil kelam zaten Kur'an-ı Kerim değil mi? En fasih kelam, belagat seviyesi en yüksek olan, icaz mertebesinde olan kelam Kur'an-ı Kerim. Onun esrarını idrak etmek ile diğerlerinden temayüz etmiş insanlar olarak var etti alimleri. Allah Teala'ya sonsuz şükürler olsun ki efendim Kur'an'ın esrarına vakıf olmakla diğer insanlardan temayüz eden alimler yarattı yani. Efendim veya onları o alimleri bu şekilde kıldı. Tabi biz burada dipnotta da dediği gibi biz burada naif olarak neyi bekliyorduk? Ve cealehum mumtazine bekliyorduk. Ceala iki tane mef'ul alıyor gibi düşünüyoruz değil mi? Hum mumtazun bekliyorduk. Cealehum mumtazine ama mumtazen demiş muallif. Yani bunun bir naif vecihesi var. Aşağıda bu tartışmayı yapıyor. Ben girmeyeceğim. Dileyen okuyabilir yani. Hani ve cealehum mumtazine bekliyorduk cemi olarak ama müfret getirmiş. Bunun bir nahiv vecesi var efendim.
Veya da bir nüktesi de var eğer müfret getirilirse. Şayet o vecih sahihse müfret getirmesinin bir nüktesi de var. Çok girmeyeceğim. Mühim değil fazla. Bi idraki esrari efsahil kelam. Esrarın ne olduğunu tartışmış Mehmet Rahmi Efendi şerhte. Yani Kur'an-ı Kerim'in esrarını idrak etmekle temayüz eden bu alimler neyi idrak etmişler aslında? Bu esrardan kasıt ne? 3-4 tane vecih söylüyor. İşte Kur'an'ın genel olarak manaları, hem umumi anlamları, bir avamın dahi anlayacağı anlamlar, hem de sadece havasın belli ilimleri bilerek Arapçanın derinliklerine ve hikmetin derinliklerine vakıf olarak idrak edebilecekleri manalar. Yani lafızların anlamları. Tabaka tabaka en ayrıntılı anlamları. Bu ilk akla gelen zaten Kur'an'ın anlamları. Kur'an'ın anlamı, tefsiri yani. Efendim, ikincisi icaz yönü, yani icaz vecihi esrarı. Üçüncüsü müteşabihatı yani. Bir görüşe göre sadece rasih olan alimler zaten müteşabihata vakıf olabiliyorlar ya. Değil mi? Var-rasihune fil-ilm yani. Var-rasihune fil-ilm. Bu müteşabihatın bilgisi esrarı olmuş oluyor. Yani alimleri bu şekilde kılan, diğer insanlardan bu şekilde bu ilimlerle sıyrılan alimleri bu halde yaratan Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Yani ilim ehlini hakikaten büyük bir nimet, ilmin de ilim ehlinin de Allah Teala'nın büyük bir nimeti olduğunu hissediyor, hissettiriyor ve buna hamd ediyor Musannif rahimehullahu Teala. Böylece ilmin bereketini ve ilmin takdirini veriyor. Ve nusalli ve nusallimu ala sahibi liva-i şefaati yevmel kıyam. Değil mi? Efendim, kıyamet gününde şefaat liva-il hamd, şefaat sancağı altında, şefaat sancağının sahibine. Efendim, salatu selam olsun. Liva sancak demek biliyorsunuz. Alem, efendim, raye deniyor. Liva, Liva-ül Hamd vardır hadis-i şeriflerde geçen, değil mi? Liva-ül Hamd ismi de var bunun. Sahibi demesi de hani sadece hamil demedi, sahibi yani. Sadece bunu taşıyan biri değil, sahibi yani aslında. Daha kuvvetli bir şey. Yevmel kıyam. Salatu selam olsun. Salatın anlamı vaz'ı falan biliyorsunuz, ayrı bir tartışma, şerhte dileyen gidip bakabilir. Salatın vaz'ı, işte lafzı müşterek mi, dua ile rahmet arasında vaz'ı müşterek mi, yoksa müşterek manevi mi falan tartışması var salatın. Bir de lugavi anlamı, bir de şer'i anlamı falan. Burada lugavi anlam tabii kastediliyor. Dua anlamı var salatın. Ama işte Allah Teala'dan gelince rahmet, meleklerden olunca dua. Demin Allah'a melekette huyu sallıyor ala nebi. Acaba burada iki tane bir hakiki bir mecazi anlamın aynı kelimede toplanması mı var? Yoksa efendim ortak, ikisini kuşatan ortak bir üst anlamdan bir tek anlam mı var falan tarzında bir tartışma vardır. Buna göre de bir kelime aynı anda hakiki ve mecazi anlamı taşıyabilir mi diye usulde derin bir tartışma var. Yani ve nusalli ve nusellimu. Bunları şerhte biraz Mehmet Rahmi Efendi bahsediyor. Salat ve selam genelde bir arada söyleniyor ama cumhurun görüşü ayrı ayrı da söylenirse caizdir yani. Kerih değildir, mekruh değildir. Sadece salatı ve sadece selamı zikretmek mekruh değildir fukaha göre, cumhur fukahaya göre. Ala sahibi liva-i şefaati yevmel kıyam. Şimdi bu şefaat sancağının sahibi kimdir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. İsmini de efendim şimdi açıkça zikretti. Önce sıfatını söyleyip bir teşvik uyandırdı. Zihinlerde bir iştiyak uyandırdı. Muhammed'in atfı beyan veya bedel olarak getirdi. Bedeli kül. Muhammed'in el-manuti bir risaletihi vad'u kavanini şer'i vel İslam. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem el-manut bir risaletihi nata yanutun nautan allaka yualliku ta'liqan anlamına geliyor. Nata yanutu bir şeyi bir şeye bağlamak demek. Mesela menatu tahkik ve tahkikul menat diyorlar usulcüler. Menat ise hükmün bağlandığı yer. Nata yanutu bağlamak bir şeye bir efendim rapt etmek anlamına geliyor. Diyor ki şeriatın ve İslam'ın kanunlarının, kaidelerinin vaz'ı ve tesisi onun risalesine bağlı olan zat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, onun gönderilmesine, bi'setine yani. Risale burada mastar ve mastar anlamında kullanılıyor. İsmi mastar olarak değil. Yani Muhammed'in el-manuti bir risaleti yani bi bi'setihi gönderilmesi fiil olarak yani fiilin mastarı olarak düşünüyoruz. Onun gönderilmesi, yani şer-i şerifin tesisi onun bi'setine bağlı. Çünkü şer-i şerif nedir? Kanunu ilahidir, değil mi? Vaz-ı ilahidir zaten. Vaz-ı ilahidir. Şeriatın tarifi var. İleride bir dipnotta geçiyordu, çok güzel. Hatta oradan okuyalım. Güzel. Sayfa 49'da.
şeye göre efendim, hani makalenin sayfasına göre dördüncü dipnotta şeriatın çok önemli bir tarifi var. Onu da gene bir hatırlayalım. Kelam kitaplarında da anlatılıyor, tartışılıyor bu. Yani şeriat ve İslam ne demektir denince bizim bu tarifi ezberlememiz lazım arkadaşlar. Çok dakik bir tarif, inanılmaz bir tarif. Diyor ki vad'un ilahiyyun. Her bir kelimenin arkasında büyük bir dünya yatıyor, büyük bir ilim yatıyor. Vad'un ilahiyyun. Sâikun lizzevil ukuli bihtiyarihimul mahmudi ila ma huwa hayrun bizzat. Üçüncü satırda, dördüncü notun ikinci satırında. Vad'un ilahiyyun. İlahi bir vazıttır. Vaz edilmiş Allah Teala tarafından. Yani mahza nefsül emirde o şekilde olması gereken şeyler bütünü değil. Allah Teala'nın iradesiyle de efendim ortaya konmuş ahkamdan bahsediyoruz. İlahidir, beşeri değildir şeriat. Sâikun li zevil ukûli akıl sahiplerini sevk eder. Bi ihtiyarihimil mahmud ilâ mâ huve hayrun bizzât. Bizatihi iyi olana. Çok büyük bir tabi felsefe atıyor. Bizatihi iyi olan var mı falan tartışmasına da girebiliriz. Biliyorsunuz bunlar isim kubutta çok derin bir şekilde tartışılıyor. Sanki Maturidi, Mutezili bir tefsire yakın ama değil. Aslında Eşarilere de asla muhalif bir şey değil bu. Yani ilk başta o gelebilir akla da yani değil. Yani bizatihi kendisi için iyi olana efendim sevk eden ilahi bir kanun ve bu akıl sahipleri için iyi olan şeylere sevk ediyor akıl sahiplerini ve bunu sevk ederken de onların ihtiyarına bağlı bir şey. Yani bunlar isterlerse ve bunu dilemek de İhtiyarimil mahmud, övülen bir şey. Övülmek zaten iyi ve kötü olan övülür. Yani bir şey övgüye layıksa falan hüsn kubu gene meselesindeyiz yani içindeysem. Medih kelimesinin kendisi, mahmud kelimesinin kendisinde bir hüsn kubu tartışması gitmesi lazım. Hayır ne demek? Bir de bizzat diyor falan. Yani vad'un ilahi sayiqun lizavil ukuli bi ihtiyarihimil mahmud ila ma huwa hayrun bizzat. Çok muazzam bir şey. Yani düşünsenize şeriatı bu şekilde anlayan bir insanın hayatında yani şeriata karşı durduğu nokta yani hayatının anlamı yani kendini tanımasının anlamı ne hale gelir yani. Bütün dünyasını kuruyor bu cümle. Bütün dünyasını kuruyor bir Müslümanın. Yani ilim ehliyse biraz bu kelimelerin ne demek olduğunu biliyorsa yani. Şimdi şer-i şerif veya İslam zaten biliyorsunuz şeriat, İslam, din ve millet kavramları, ed-din ve millet kavramları bizatihi aynı anlamı taşıyorlar ama itibarlara göre farklılar. Mesela millet imlaldan geliyor, imladan geliyor. Yazılması ve tedvin edilmesi itibariyle şer-i şerifin ahkamına millet deniyor. Yani şu anki tabii ki Türkçedeki millet kelimesinin kullanımının hiç alakası yok gibi görünüyor. Hani din, şeriat, İslam ve millet aynı şeyler. Zatı itibariyle aynı, itibarlara göre farklı. Mesela milletteki itibar nedir? Allah Teala'nın peygamberler vasıtasıyla bize bildirmiş olduğu ahkam ve kavaidin tedvin edilip yazıya geçirilmesi itibariyle dine millet deniyor. Tamam? Milel, melele, emlele, im emla yani. Emla yumni imlaen yani. İmla edilmesi cihetiyle. Bunlar da aynı yoksa sadece bir Yo, mefhumları farklı tabii ki. Çünkü haysiyet şey değişiyor, kayıtlar değişiyor. Ama mefhumlarının cevheri aynı. Çünkü hepsi ahkam-ı şer'iyeyi bildiriyor. Ama biri şu itibarla, biri bu itibarla. Sonuçta o itibarlar mefhumlarda mülahaza edilir tabii ki zaten. Tabii ki. Yani sonuçta dinin, milletin mefhumu zihindeki mefhumu, medlulu farklılar yani. Ama zatı itibariyle aynı. Çünkü cins veya fasılları aynı diye düşünelim yani. Ve cinsleri aynı diye düşünelim yani. Din, millet, efendim, şeriat biraz daha ahkama vurgu yapıyor değil mi? İslam'da zahiri teslimiyette falan filan. Velhasıl burada İslam aslında bir nevi atfı beyan gibi olmuş oluyor. Şeriat ve İslam'ı ne için? Seci için getiriyor. Çünkü yevmel kıyam eşşer'i vel İslam. Yani İslam, şeriatın ve İslam'ın kaidelerini, kanunlarının vaz'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesine bağlı. Değil mi? Neden? Bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü Şer-i Şerif'in ahkamına akıl bir mecmu olarak ulaşamaz. İttifakla bütün Müslümanların tarihte de ittifakıyla bir bütün olarak İslam'ın getirdiği ahkama aklın ulaşması imkansızdır. Çünkü akıl akşam namazını en azından 3 rekat nasıl kılıp kılınca bilemez yani. Her ne kadar mesela zinanın kötü ve haram bir şey olduğunu Allah Teala'nın da bunu yasak edeceğini bilse bile haram kılması gerektiğini veya hikmetinin haram kılması gerektireceğini veya iradesiyle haram kılmasının daha iyi olacağını Müslümanların maslahatı açısından 3 mezhebe göre, Mutezile Eş'ari ve Eş'arilere Maturidi'ye göre 3 mezhebe göre bunu bilse bile
efendim diyelim ki ne olur? Bu şekillerde bilse bile diğer %80-90 ahkamı, hele ki ahirette dair ayrıntılı ahkamı mümkün değil, bilemez yani. Cennet cehennemde hangi amelin neye götüreceğini, hangi sevaba, hangi azaba müncer olacağını bilemez yani. Dolayısıyla şer-i şerifin ahkamı akaide dair olsun, fıkha dair olsun, ahlaka dair olsun. Ahkamının bilgisi neye bağlı? Vaz'ı ve tesisi Müslümanların içerisinde insanlara bunu bildirmesi, Peygamber Aleyhisselam'ın onu bildirmesine bağlı. Peygamberliğe bağlı, nübüvvete bağlı yani. Ve ala alihil ebrar ve sahbihil ahyar. Aline ve ashabına salatü selam olsun. Her birini bir sıfatla vasıflamış. El ebrar cem'u berrin arkadaşlar. Berrin. Berra yeberru. Adda yaaddu kalıbından geliyor. Berira yebraru gibi. Tam adide yaaddu. Berra yeberru berran. Ve berran bi valideyhi. Değil mi? Ve berran bi valideyhi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ber iyi demek yani. Tabi sıfat müşebbe olduğu için Barra göre, ismi faile göre daha bir mübalağa bildiriyor. Ebrar berrin çoğuludur. Barrın çoğulu berara geliyor. Tamam. Berara. Kiramin berara. Tamam. El ebrar. Ve sahbihi el ahyar. Sahb sahibinin çoğulu veya da ismi cem yani. Topluluk ismi. İki görüş var yani burada. El ahyar cem'u hayyir. Tamam. Hayyir. Hayyir. Fa'il hayyirun gibi düşünün. Hayyir. Cem'u hayyir. Hayırın çoğulu değil bu. Tamam. Ahyar cem'u hayyir. Hayırlı insan demek. Fe'ilun kalıbından düşünün. Tamam. Neyse mukaddimeyi bitirdik. Bunlar lugavi şeylerdi. Şimdi yavaş yavaş şeye geçelim. Efendim. Biraz lugaviyata ısındık yani. Ve ba'du. Feyekulul abdül fakiru ilallahil gani İbrahim ibn Halil el-eyni. Eyn dedik zaten Erzincan'ın. Şu anki Erzincan'ın bir efendim Kemaliye değil mi? Kasabasına ve ilçesine dedik yani. El abdül fakir ilallahi el gani İbrahim ibn Halil el eyni. Burada arkadaşlar bu tahkikte ben bir iki satırın eksik olduğunu zannediyorum. Yani zannetmekte kalmayayım, neredeyse biliyorum. Çünkü bu bizim elimizdeki, bizim bastırdığımız mecmuada, oluşturduğumuz mecmuanın sonuna biz şeyi koyduk. Şerhin sonunda eyninin rahimahullah bu risalesinin 6 sayfalık eski baskıyla yapılmış baskısını koyduk ileride. Şerhin sonunda doğru. 6 sayfada biliyorsun. Aslında bu risale, bizim okuduğumuz risale eski baskıyla 6 sayfa. Hani yeni baskıyla bir 10 sayfa falan eder böyle. Yani ortalama bir kitap baskısıyla 10 sayfa eder bu kitap. Eski baskıyla 6 sayfa. Hani biraz daha sık yani. Orada birkaç kelime daha var. Yani çünkü hakikaten geçiş olmuyor. Yani feyakulul abdu el mukaddime el vad'u falan olmuyor. Feyakulul abdül fakir. El-mukaddimatu, el-vad'u fil-lugati, ce'alü şey olmuyor. Diyor ki orada, ve ba'du feyekulul abdül fakiru ilallahil-gani İbrahim ibn-i Halil el-eyini hâzihi risâletun teştemilu. Yani siz makale tahkik, makaledeki tahkike bu kelimeleri yazın. Yani el-eyini iki nokta üst üste, hâzihi risâletun teştemilu alâ mukaddimetin ve thelâseti matalibe ve khâtimetin. Bu kelimeler yok bizim takip ettiğimiz, tahkik edilmiş nüshada, tamam mı? Bir sehif olabilir yani. Olması gerekiyor çünkü baskıda var. Bilmiyorum, yazma. Bir tane mahtut bir şey de var. Benim elimde vardı bir tane öyle mahtut. PDF'i de var. Yani el yazısıyla yazılmış bir risalenin bir nüshası var. PDF'i de var yani. Onu da size göndermiş miyim bilmiyorum. Göndermedim herhalde, gerek yok diye. Efendim orada da bakılabilir ama en azından şu matbu nüshada var yani. Ne zaman basılmış bu matbu nüshada? Muhtemelen şerhle beraber basılmış 1311 yılında. Tabii şerhle beraber 1311'de basılmış muhtemelen. Çünkü sayfa sayısı onun devam ediyor. 72, 73, 74 yani. Yani daha müellifin ömrünün sonunda yapılmış. Talebesi bastırmışsa vardır yani bu gerçek nüshada yani. Asıl müellifin ilk yazdığı nüsha veya bir benzeri şeyin elinde vardır. Şarihin elinde vardır. Zaten olmaması sakat yani. Çünkü feyekulü abdülfakir el mukaddime. Böyle bir o şey olmaz yani. Hâzihi risâletun teştemilü alâ mukaddimetin ve ferâfeti metâribe ve hâtimetin. Şimdi bu risale 5 bölüme ayrılıyor. Bir mukaddimemiz var. 3 tane ana bölümümüz var. Bir tane hatime var. Tertip hakikaten muazzam yani. Ve o 3 tane ana bölüm de hakikaten çok güzel bir şekilde tasnif edilmiş. Dolayısıyla hakikaten kitabın sistematiği son derece iyi yani. Bakalım. El-mukaddime. Evet. Şimdi mukaddimeye başlıyoruz. Biliyorsunuz mukaddime ile ilgili çok konuşmayacağım. Bununla ilgili kitaplarda, haşirede çok fazla söz var. Mukaddimenin ne demek olduğunu sarfıyla başlayıp kaddeme yukaddimu lazımdır. Müteaddi gibi dursa da lazım bu.
Mukaddimetul ceyş denir. Orduda önden gidenler. Sanki mütaddi gibi geliyor bize, değil. Sadece mübalağa bildiren bir efendim lazım fiil. Feale lazım da gelebiliyor. Mukaddimetul ceyş ordunun şey öncü birlikler için kullanılıyor orduda. Mukaddimetul ceyş. Burada da oradan istihare yapıldığı falan söyleniyor benzetme yoluyla. Ve mukaddime kitabın mukaddimesi olur, ilmin mukaddimesi olur demişler. Her birini de ayrı ayrı tarif etmişler. Dileyen Mehmet Rami Efendi'nin şerhine bakabilir. Kitabın mukaddimesi ne demek? Bu artık bir ıstılah mukaddime. Bir ilmin mukaddimesi ne demek ve neyi muhtevi olması lazım? Tamam. Onlara girmiyoruz. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Mukaddimede, ilmin mukaddimesinde o ilmin tarifi, mevzusu ve gayesi ortaya konur ki talebe bu ilmi tahsil ederken daha ziyade bir basiret üzere bu ilme başlasın ki eğer aradığı buysa, problemlerine dair aradığı cevaplar bu ilimdeyse, bu ilmin neyden bahsettiğini bilsin ki ve onu okusun. Yok burada olmadığına kanaat getirirse mevzusunu, tarifini, gayesini bildikten sonra bu ilimden sarfı nezersin, başka bir ilme yönelsin yani. Çünkü bakın bu kafa nereden geliyor bu anlayış? Neden böyle şeylerden bahsetmişler? Çünkü bir hakikat falan arayışı. Yani yolculuğu veya da hep bu zihin var yani efendim İslam medeniyetinde. Yani bu ilimler yani sırf böyle yani böyle hani kültürel bir şey falan değil yani. Kanımız canımız yani. Biz bir problemlerimiz var. Bunları çözmek için belli ilimler inşa etmişiz yani efendim. Ve farklı problemleri olan acaba mevcut müdevven ilimlerde bu problemlerini bulabilir mi, bulamaz mı yani? Bunu önemsemişler yani. Ve mukaddimeleri de bundan dolayı koymuşlar. Burada da zaten biraz ilmin mukaddimesini göreceğiz. Biraz da kitabın mukaddimesi de diyebiliriz ama daha çok ilmin mukaddimesi. El-Mukaddime, burada bir tabi şey köşeli parantezler içindekiler muhakkikin şeyleri, başlıklandırmaları ama güzel, baya faydalı. Mefhumul vad'i lugaten ve urfen. El-Vad'u. Şimdi vazı ilmini okuduğumuza göre vazı kavramını önce hem lugavi anlamını hem de ıstılahi anlamını iyice zapt etmemiz lazım. Yavaş yavaş konunun merkezine doğru da ilerleyeceğiz bu mukaddimelerle beraber. El-vad'u fil-lugati ce'alu şey'i fi hayyizin muayyen. Lugat dediği yani normal Arap dilindeki anlamını tespit ediyoruz. Sözlükteki anlamı yani metnul-luga. Yani lugat bilimi, sözlük bilim, metnul luga bize nasıl şey yapıyor, tayin ediyor, manayı nasıl veriyor? Herhangi bir ilimde bir ıstılah olarak kullanılmadan önce bir tane anlamını veriyor şu anda. Birden çok anlamı var. Vada'a, yada'u, vada'an. Efendim lafzının, maddesinin, vada'a maddesinin. Bir şeyi belli bir yere koymak demek. Bir tane anlamı bu. Ve ıstılahi anlamıyla münasebet taşıyan, intikal sırasında münasebet taşıyan anlam da bu anlam. Başka anlamları da var. Bir şey, bu anlamı biraz daha inceleyelim ama başka anlamları hızlıca söyleyelim. Başka anlamlar ne var mesela? Doğurmak anlamı var. Vada'atil mer'atu, yani kadın doğurdu. Yani çocuğunu dünyaya getirdi demek. Rabbi inni vada'tuha unsa diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, değil mi? Doğurma anlamı var. İskat, bir şey düşürmek anlamı var. Hatta anlamı da var. Hatta ve ilka atmak. İskat anlamı var, düşürmek. Mesela yuqalu vada'a deyne an garimihi. Falan kişi işte efendim borç alacaklısından borcunu düşürdü. Yani borcundan feragat etti. Vada'a deyne an garimihi. Tamam. İza esqatahu anhu. Başka anlamlarda da kullanılıyor. Mesela vada'al hadise. Hadis uydurdu demek. İhtara'a yani, değil mi mesela? Hadis ilminde kullanılıyor değil mi? İhtara'a falan filan. Şimdi bizim buradaki bu dilde kullanılan 4-5 anlamı, tabii bunların hepsinin döndüğü temel ortak bir anlam olsa gerektir. Çünkü bu anların hepsinde müşterek olması uzak bir şeydir. Aslında iştirakın olmamasıdır. Ama biz her neyse bu 4-5 farklı anlamın hangisinde hakikat, hangisinde mecaz veya hepsinde bir ortak bir anlam var mı? İştirak manevi olarak tartışmaya girmiyoruz. Bizim müelliflerin, ulemanın tercih ettiği anlam vazı ilminde yani. Çünkü münasebeti olan anlam. Onun üzerinde biraz duralım. Ce'alü şey'i diyor. Bu şey mahsus olabilir, makul olabilir aslında ilk akla gelen, değil mi? Ce'al, koymak demek falan. Yani fi hayyizin muayyen. Hayyiz kelimesi ne demek? Hayyiz, tehayyüz, tehayyeze. Yani bir mekanda yer kaplamak demek. Daha doğrusu yer kaplamak demek. Mekanda bulunmak demeyelim.
Çünkü ulema kelam ve felsefede hayiz ile mekanı ayırıyorlar. Hayiz ile mekan arasında umum husus mutlak var diyorlar. Hayiz mekandan ammu mutlakan. Mutlak olarak daha umum. Yani hayiz cevheri ferd için de kullanılıyor. Yani cevheri ferdin hayizinden, yerinden bahsedilir. Bir yer işgal eder cevheri ferd. Çünkü ciheti vardır yani. Her ne kadar basit bile olsa birimlik, yani bölünemeyen bir birimsel bir yer kaplıyorsa da cevheri fert, onun bir mekanından bahsetmiyoruz ıstılahi olarak. Mekan çünkü boyuta işaret ediyor. Cevheri fertin boyutu yok. Tamam. Basit bir şey ama hayizi var. Yer kaplıyor. Tamam. Yer kaplamasına rağmen nasıl boyutu olmaz falan diyorsanız basit bir yer kaplıyor derim ben size. Bu tartışma kelam ilmine havale yani. Bu şu anda yeri değil zaten. Bunu tartışamayız. Efendim, yani hayiz hem cevheri fert hem cisim için kullanılır ama mekan sadece cisim için kullanılır. Cisim de eşarilere göre işte iki cevheri fert veya daha fazlasından oluşan şeylere göre, işte mutezileye göre efendim eni boyu geniş derinliği olan, yani falan eni boyu derinliği olan efendim yer kaplayan varlık yani demek. Felsefecilere göre biraz ayrı bir tanım var ama mutezilinkilere yakın. Derası. Fi hayizin muayyen. Muayyen bir yer, muayyen olmayan bir yer düşünülebilir miydi zaten? Bunu da düşünün. Hani acaba bu kelime fazla mı bu? bu vasıf daha tatesinde. Neyse düşünün, ben size biraz bazen ufuklar açacağım sizde böyle ders sırasında. Çünkü bizler bu dersi düşünce ağırlıklı da işleyeceğiz. Yani yer yer bildiğimiz kadarıyla kelam, felsefe veya da akliyatla irtibatını kurmaya çalışacağız yani. Mühim değil yani, muayyen yer düşünülebilir mi? Evet, düşünülebilir. En azından mefhum olarak düşünülebilir yani. Tabii ki yani muayyen, gayrı muayyen bir hayizden mefhum olarak bahsedilebilir yani. Fi hayizin muayyen, belli bir yere bir şeyin konulmasına vada deniyor. Bakın çok basit bir fiili mi? Mahsusatta çok rahat anladığımız bir fiil, yaşadığımız bir fiili, bir oluşu bize dil ile anlatıyor. Bakın bu muazzam bir şey. Çok basit, müşahede ettiğimiz, bizim için bedihi olan bir anlamı, şu kalemi aldım, buradan şuraya koydum tarzındaki basit bir anlamı dil ile nasıl tasvir edebildiğini düşünün. Biz böyle bir yeteneğe ihtiyacımız var. Bir şeylerin vaz'ını tespitte. Yani bu mahsus bir şey. Mahsusa hasta değil bir şeyi bir şeye koymak. Az sonra biraz soyut anlamların vaz, lugavi vazından bahsedebileceğiz belki. Efendim, bunu yapamayan adam daha ince soyut oluşları falan nasıl tasvir edecek dilde, onu düşünün yani. Dolayısıyla bunu yapabilmemiz lazım bizim. Basit gibi görünen şeyi nasıl beyan ettiğini anlamamız lazım. Ce'alü şey'i fi hayizin muayyen dedik. Şimdi burada başka diyeceğimiz bir şey var mı? Çok fazla yok. Bir şeyi bir şeye koymak, yani bir şeyi bir yere koymak, belli bir yere koymak. Bu şey dediğim gibi manevi bir şey de olabilir. Yani zihinsel olarak anlamları birbirine bağlamak, anlamları teşbihen kalıp yer kaplayan şeyler olarak düşünüp bir şey koymak falan. Böyle şeyler de çok uzak değil yani. Acaba bunlar için vada'a kullanılabilir mi? Kullanılabilir yani mesela, değil mi? Mesela vada'al ka'idete fi mekaniha dediğim zaman burada hiç mahsus bir şey yok. Bir olay oluyor, bir ilmi mesele tartışıyoruz. Bir kaide getiriyor ilmi meselede, problemi çözecek. Biz diyoruz ki vada al kaidete fi mekaniha mesela. Aldın size vada'nın mecazi bir kullanımı yani. Mahsus değil yani mesela. Velhasıl şimdi örfi anlamına geçelim arkadaşlar. B ve fil urf, tabi B yok, elif B'yi muhakkik ayırıyor bu şekilde taksim ediyor. Ve fil urf. Buradaki urf dediği normalde urf fil ıstılah da diyebilirdi. Urf ıstılah demek arkadaşlar. Ve buradaki urf yani örf-i am değil. Yani örf-i am değil de ne kastım? Yani insanların günlük konuşma dilleri falan değil. Yani ıstılah yani. Peki bu kimin ıstılahı? Kimin örfü bu? Kimin örfü? Yani hangi ilim ehlinin örfü? Devir olur. Biz zaten bazı ilmini anlamaya çalışıyoruz. Arabi ilimlerin tabi sadece bazı değil. Arabi ilimlerin. Yani urfu ehlil arabiyye bu. Tamam. Urfu ehlil arabiyye. Yoksa vadı kelimesi lugavi anlamının dışında da bir ıstılahi olarak bir kullanımı var. O da nedir? Felsefede ve kelamda, makulat ilminde değil mi? İlmül makulat kategoriyasında, kategorilerde 10 kategoriden bir tanesi vadı, durum veya hal de deniyor falan. Durum veya hal.
falan veya konum falan da deniyor. Konum onlar durum hal falan. Vada yani vada. Vada neydi? Bir şeyin kendi cüzlerine ya başka bir şeyle Evet. olan fiili. Heyetun kaimetun lil cismi Yani heyetul Evet. El heyetul hasiretu lil cismi bi sebebi nisbeti ba'di eczaihi ila ba'din ve bi sebebi nisbetihi ila gayrihi yani. Tamam, iki tane kayıt var. Yani efendim hani böyle biraz Descartes'ci bir analitik şeyi düşünürsek falan, hani bir cisim efendim kendi bir hacmi ve bir şeyi var, bir boyutu var. Parçalardan oluşuyor. Bu cismin kendi içinde parçalarının birbirlerine ait konumu ona özel bir durum veriyor. Yani bir kalem mesela şöyle de durabilir, böyle de durabilir. Diğer cisimlere göre bu kalemi bir tek şey olarak düşünürsek belki çok bir nispeti, irtibatı, mesafesi falan değişmiyor. Ama kendi içinde ya ters ya düzdür diyoruz bir açıdan. Ya da parçaların birbirine, mesela bu kalemi kıra da ikiye bölüp şöyle L şeklinde de tutabilirdim falan. Bunun vaz'ı değişirdi. Yani bu bir kategorisi değişirdi, bir sıfatı değişirdi yani. Ya da böyle ama mesela şurada durup burada durmaması masaya göre olan konumu değişiyor. Ve bu her bir hareketinde ve farklılığında, cüzlerinde diğer etrafındaki mekansal varlıklarla ilişkisinde farklı oranlar oluşuyor, nispetler oluşuyor ve bu nispetler vazı oluşuyor. Vazı değişiyor yani. Konum. Dolayısıyla vazı aslında ıstılahta farklı bir ıstılahı da var felsefe ve kelamda. Biz burada ama hangisini istiyoruz? Arap dili ilimlerinin ıstılahını tarif etmeye çalışıyoruz. O da nedir? Ce'alü şey'in bi izâ-i şey'in bi haythu mâ tefuhime'l evvelu fuhime minhu s-sâni lil âlimi bihi. Burada gene ce'alü kullandık. Bakın lugavi anlamdan çok uzak bir yerde değiliz demektir. Ce'alü şey'in bi izâ-i şey'in bir şeyi başka bir şeyin karşısına koymak demek. Bu ce'alü tayin diye de anlayabilirsiniz. Bir şeyi başkasının karşısına tayin etmek. Koymak, atamak demek. Bi haythu öyle ki bakın şeyleri lafız veya mana demedik. Çünkü vazı lafzi olup olmamaktan daha umumi bir şey. Lafzi olmayan şeyler de bir şeylerin karşısına konulup vaz edilebilirler yani. Tamam. Karşısındaki şeyler de mevzu leh olurlar. Câlu şeyin bi izâ-i şeyin bi haythu öyle ki yani meta fuhimel evvel bu kayıt önemli. Bi haythu meta fuhimel evvelu fuhime minhu s-sâni lil âlimi bihi. Yani birincisi ne zaman birincisi anlaılırsa zihinde manası hasıl olursa ikincisinin manası da zihinde anlaşılır ve hasıl olur. Sanki hep zihinden bahsediyoruz. Bakın dikkat edin. Hep fuhime fuhime falan. Efendim. Fuhimel evvelu fuhime minhu s-sani. Fehmedilen şey mesela lafız da olabilir. Lafızın kendisi fehmediliyorsa fehmedilen şey hariçteki sesin kendisi midir? Onun zihindeki sureti midir? Tartışılabilir bu. Mesela bu ayrı bir konu. Yani zihinsel bir lafız manayı ikisi de zihinsel mi alıyoruz? Yani alakaları, irtibatı buradan buraya geçişi yani. Yoksa biri duyusal, harici ses, biri mana sadece zihinsel. Sadece arada bir o duyusal sesin zihne yansıyan bir sureti vasıta oluyor falan acaba. Onu da düşünebiliriz. Bilmiyorum yani bakın. Ama burada ilk anlaşılan ikisi de zihinsel. Fuhimel evvel. Birincisi fehme diyorum. Fuhime minhü sen. İkincisi anlaşılıyor. Tabi bu ne zaman olur? Yani ben bir şeyin karşısına tayin ettim. Ne zaman birincisini idrak etsem ikincisine zihnim gidiyor. Bu rastgele olur mu? Hayır, bu herkes için olmuyor diyor bu. Lil alimi bihi. Bihi'deki hi nereye gidiyor? Vaza gidebilir mi? Vazı yok. Nerede vazı? Vazı tarif ediyoruz. Cale gidiyor. Güzel. Evet, cale gidiyor. Bil cale yani. Tabi senin kastın vazı da ama doğru kelimeyi kullanmadın. Vazı yok tarifte. Vazı olsa devir olur zaten. Vazı biz tarif ediyoruz. Lil alimi bil ceal. Yani bu tayini, bu tayin işleminden haberdar olan bir insan için ne zaman birinci şey anlaşılırsa ikinci şeye zihni gider. Biz bir şeyin karşısına koyuyoruz, tayin ediyoruz. Öyle ki bu tayin öyle bir noktada oluyor ki bir şekilde her nasıl oluyorsa artık anlaşıyor muyuz birbirlerimizi iradelerimizden haber mi veriyoruz? Sonra kullanıp da mı bu oluyor, nasıl oluyorsa onu tartışabiliriz ileride falan yeri geldiği zaman. Efendim bu tayin işleminden haberdar olan bir insan birincisini işittiği zaman veya birincisini anladığı zaman birincisini efendim fehmettiği zaman ikincisini de fehmediyor. Böyle bir tayin işlemine biz vazı diyoruz. Birinci şeye cealü şeyin dedik ya, tayin ettiğimiz şeye mevzu diyoruz, vaz edilen şey. Onu karşısına koyuyoruz. Yani bir şey orada zaten sabit olarak sanki var da
biz getirip bunu karşısına koyuyoruz. Bakın mantık da çok ilginç. Kendinde orada bir şey var falan. Bunu hep hissettiriyor bize yani. Orada bir şey var. Biz sonra bu şeyin, bu ikinci şeydi. Orada olan şey, ikinci şey. Biz bunun karşısında bir şey koyuyoruz. Tayin ediyoruz. Bir şeyi tayin ediyoruz. Bu tayin ettiğimiz şey mevdu' diyoruz buna. Mevdu'un. Tamam. Eğer lafız mana ise buna mesela efendim mana falan da, pardon, lafız mana işleyecek lafız diyebiliyoruz falan. Veya da isim diyoruz. Veya da efendim dal diyebiliyoruz. Bir sürü isimleri var yani. Diğer tarafta da efendim bir izah şeyin ikinci şey, yani tayinini gerçekleştirmek için muhtaç olduğumuz orada kendisinde duran o şey yani. Efendim ne oluyor o? Mevdu'un leh oluyor. İkinci şey mevdu'un leh oluyor. Tabi bu ikinci şey lafızdaki tertibe göre. Aslında zihni akli olarak birinci şey mevdu leh oluyor. Bir mevdu lehten önce bahsedeceğiz. Mevdu leh sıfatıyla beraber değil, zatından bahsedeceğiz. Sonra bu zatın karşısına bir şey koyacağız. Ve bu koyduğumuz anda bu mevdu leh oluyor artık, tamam. İki şey var. Bir şey önce orada duruyor zaten. Ona yaklaştık, teveccüh ettik, zihnimize idrak ettik. Sonra bunun karşısına da bir şey koyduk. Ve sadece mücerret bir tayin değil. Bu tayinin şöyle bir şey yere götürmesi lazım bizi. Delalet dediğimiz bir şeye götürmesi lazım bu tayinin. Yani bir haythu meta fuhime vel fuhime min husani il alimi bi, az sonra göreceğiz, delaleti göreceğiz. Bu bir delalet demek. Yani bu tayin işleminin neticesinde bir delalet ortaya çıkmazsa buna vazı demiyoruz. Yani ben bu kalemi bu kalemin karşısına koydum. Yani burada vazı olmadı tabii. Çünkü bu kalem buna hiçbir şekilde delalet etmiyor. Bu kırmızı kalem mavi kaleme, tamam. Yani bu haysiyet, bu kayıt, bir haysi metafuime, işin cevheri burada zaten. Delalet orada zaten, tamam. Evet. Bu son kayıt da önemli. Lil alimi bihi. Dolayısıyla bir şeyin vaz edilmiş olmasının şartı, yani vaz edilmiş olması için herkesin efendim birinciyi idrak ettiği zaman ikinciyi idrak etmesi gerekmez. Bazı insanlar birinciyi idrak ettiği zaman ikinciyi intikal etmediği zamanda da bir orada bir vaz olabilir. Çünkü o tayinden haberdar değil. Dolayısıyla birilerinin tayinden haberdar olması kafidir yani. Tamam. Herkesin haberdar olması da gerekmez yani. Biz çünkü birçok dili bilmiyoruz yani. Dilleri konuşamıyoruz. Değil mi? Vazılarını bilmediğimiz için. Ama bu vaz edilmediği anlamına mı geliyor? Diyelim ben Zulu kabilesinin dilini bilmiyorum yani. Vazlarını bilmiyorum. Efendim, tabii dilleri de olsun, kendi örflerindeki çeşitli işaretler, sembolik dilleri falan bile olsun, vaz edilmediği anlamına gelmiyor. Benim onların yaptıklarını, yani mevzuyla karşılaştığım zaman mevzu lehe intikal edememem vaz olmadığı anlamına gelmez yani. Evet. Hiç kimse olmasa bilmesi o mevzuyla. Bunu tartışabiliriz yani. Yani unutmuş bir mesela. Güzel. Unutulmuş diller vaaz edilmiştir diyebilir miyiz? Diyebiliriz yani, bence yani. İlk akla gelen de o zaten, evet, değil mi? Vaaz edilmiştir. Yani şu anda kimse bilmemesi mesele değil yani. Yani nefsül emirde ama o vaaz edilmiştir. Olmuş bitmiştir ama şu anda zaten o dilin nefsül emirde bir vücudu var mı hiç kimse bilmiyorsa? Bilmiyorum. Mesela tamamen yok olup gitmiş diller. Tedvin de edilmemiş. Yani kaideleri tedvin edilmiş ama kimse konuşamıyor. Kimse anlamıyor o tedvin edilmiş kitaplardan da 100 sene geçti diyelim. Kaidelerini, gramerini, kelimelerini, sözlüklerini oluşturduk bir dilin. 100 sene sonra da artık kimse onu da bilmiyor. O, yani kim o dille uğraşacak falan dediler. Kimsenin konuşmadığı bir dil falan. Bir dilden bahsedilebilir mi? İşte dilin mekanı var mı? Vücudu var mı kendinde? Hep bu tartışmalara giriyor yani, buna cevap verebilmemiz için. Orada o dil var mı ki şu anda biz o dilin vaz edilip edilmediğinden bahsedelim? Bir şey önce var olacak ki onun vaz edilip edilmemesinden bahsedelim, değil mi? Yani yokun vazından bahsedilmez yani. Düşünülebilir yani. Düşünün. Bunlar bize ufuk açacak arkadaşlar. Yani böyle gitmemiz lazım. Evet. ثُمَّ الْوَضْعُ الْعُرْفِيُّ قِسْمَانِ İstilahi vazı iki kısımdır. Yani Arap dili ulemasının efendim örfündeki ıstılah olarak bu vazı iki kısma ayrılıyor. Buradaki taksim mevzuya itibarladır. Yani mevzu ya lafız olur ya lafız olmaz. Vaz edilen, tayin edilen şey. Bir şeyin karşısında bir şey tayin ediyoruz ya, o tayin ettiğimiz şey ya lafız olur ya olmaz. Mevzunun itibarına göre ıstılahi vazı iki kısma ayrılır. Lafziyun ve gayru lafziyin. Lafzi olabilir, lafsi olmayabilir. Şimdi lafsi olmayan vaz'ı biz vaz'ı ilminde çok işlemiyoruz arkadaşlar.
Ancak bu şu son 50 sene 60 senedeki Batı'da birçok ortaya çıkan dile dair bilimler, hatta sosyal bilimlerde bunun kendi başına müstakil ilimler olduğunu iddia ediyorlar ve tesis etmeye başladılar yani. Efendim sembollerin dili falan, bunların sosyal, kültürel toplum inşasındaki vazifeleri yani imajlar, imajların dünyası. Bunlara da çok büyük felsefeler var şu anda. Yani sosyal felsefi altyapısı olan sosyal bilimciler ve dilciler bu konularda çok muazzam kitaplar yazmışlar. Dönüşen dünyada, değişen sosyal hayatta artık farklı yepyeni hakikatleri veya da hani belki cevherleri vazıttan ayrılmıyor ama efendim yani davranış tarzları farklı olan, bir de diyorsunuz dil bir organizma gibidir, canlı bir organizma gibi toplumda yaşar, büyür, ölür falan yani. Yaşıyorlar falan bu diller ve farklı diller vücuda gelmiş yani. Farklı vazıtlar yani. Lafız olmayan yani. İmajlar üzerine özellikle bu sinema ve kamera falan şu kültürü arttıktan sonra da feci bir şey yani bu. Ve bununla ilgili çok büyük felsefeler yapıyorlar ama biz Müslümanlar daha o noktaya giremedik yani. Artık onlar dil yaşayan diller bunlar. Ve bu diller dünya kuruyor ve akaid onların üzerinde. Biliyorsun diller değer taşırlar. Nötr, değer bağımsız bir dil yoktur. En basit Zulu kabilesinin dili bile büyük bir felsefe taşır, büyük bir akaid taşır. Büyük bir varlık ve bilgi sistemi taşırlar kendi içerisinde. Kavramlar da, gramer yapıları da biraz, tamam mı? Taşırlar yani. Dolayısıyla bu diller de kendilerine ait bir akaid, bir fıkıh düzeni, bir davranış tarzları, bir ahlak sistemi getirebilirler. Bunları biz inceleyemezsek inanılmaz büyük problemlere düşebiliriz yani bu dilleri de. Dolayısıyla bu gayri lafzi vazı bizim kitaplarda hani ulema hani karşılaşmadıkları için o kadar üzerine gitmemişler. Ancak bugünün vazı ilmiyle uğraşacak talibi düşünürü ha, bu konuyu şu gayri lafzin deyip kapatıyoruz ya iki kelime. Bütün metinler böyle hemen hemen. Orada bir 10 sayfa, 20 sayfa yazması lazım bize. Yani bugünkü bir vazı alimi bu ilmi tecdit eden, ki bu ilim hala gelişmekte olan bir ilim. Yani müteahhirin döneminde yeni yeni böyle bayağı bir ortaya çıkmaya başladı müdevven bir ilim olarak diye mevzusu, gayesi belli olan bir ilim olması 200-300 senedir belki böyle. Efendim, bu iliminde bu vagayr-ı lafziyinden bir açacak yani bugünkü felsefeleri ortaya konulan çalışmaları tasnif edecek, özetleyecek, alacak, tankih edecek yani tehzip edecek falan. Eksi ekleyecek falan yani bizim sistemimize göre nerede neyi bizim eklememiz lazım falan. Efendim, hatta usulü fıkıhtaki belli meselelere bağlayabilir mi? Yani mesela sünnet, takriri, sünnet bunların delaleti falan filan bunları da bağlayabilir yani. Tamam, burada bir vazı var mı acaba falan. Mesela bunları da koyabilir yer yer. Veya da ulemanın davranışları, İslam toplumlarının davranışları icma ile bağlarsa bunun şer'i ahkamı olan tesiri. Yani bu irtibatları kurup bu gayra lafzıyı bir 10 sayfa genişletebilir yani. Efendim. Ama ihtiyacımız var kesinlikle velhasıl. Çünkü bunlar okuyorlar yani sosyal bilimlerle uğraşanlar dünyanın nasıl değiştireceklerini iyi biliyorlar ve değişen dünyanın kodlarını, parametrelerini, paradigmalarını kavramsallaştırıp, teorikleştirip yapıyorlar yani. Efendim. Felevvelu. Şimdi biz yani ulemanın en azından bize bugüne kadar tevarüs yani miras olarak bıraktıkları bu lafzi vazı kısmını tahlil edelim en azından. Onu en azından mevcudu tahsil edelim ilkin de iyi tahsil edelim. Allah Teala belki diğerini açar bize yani. Fel evvelu inde ehli'l arabiyyeti muşterekun lafziyyun beyne'l ma'niyeyn. Şimdi vazı kavramını ıstılahi olarak tarif ettik Arap dili ilimlerinde. Ancak lafzi olan vazın tanımını da yapabiliriz diyor. Ki bu bizi ilgilendiriyor vazı ilminde. Diyor ki bu lafzi olan ıstılahi vazın iki anlam arasında müşterek olduğu tespitini yapıyor bize müellif. Tabi bu tartışılır mı? Bence tartışılır bu son derece. Yani bu ikinci anlam gerçekten hakikat mi? Yoksa efendim hani belli ilimlerde yer yer mecazi olarak bir kullanım mı yani? İkisi de hakikat mi? Yoksa birincisi hakikat, ikincisi mi mecaz mı? Şahsen tevakkuf ediyorum bu konuda ama hani böyle bir şey de görmedim kitaplarda, şerhlerde ama burada böyle diyor. Şerhte de bir şey demiyor yani. Buna itiraz etmiyor. Velhasıl yani şunu demek istiyor. Yani Arap dili uleması, tabi Arap dili uleması derken
şunu anlamayın yani ille de Arap dili ilimlerinde bu kavramı göreceğiz. Hayır, usulü fıkıh, kelam, mantık gibi ilimleri de konuşurken vaz'a dair birçok meseleyi işliyorlar ve vaz'ı tabirini kullanıyorlar bu ıstılahı. Ve bu ıstılahı kullanırken bu ulema tabii ki Arap dili ulemasının ıstılahına göre genel olarak kullanıyor. Asıl olan budur tabii ki, özel bir kullanım yapmaman. Çünkü dile ait meseleler bunlar. Yani diyelim bir İmam Taftazani bir usulü fıkıh eserinde vaz'ı meselelerini tartışırken bu tabiri kullandığı zaman birinci anlamda kullanıyor. İkinci anlamda da kullanıyor olabilir. Ama ikinci anlamda kullanılması bunun ikinci hakiki olarak bir ıstılahi anlamının olduğunu mu gösterir? Ben şahsen tevakkuf ediyorum yani en azından şimdi. Biraz daha araştırmaya ihtiyaç duyuyor yani. Ancak birinci anlamı çok meşhur. Zaten onun üzerinde daha çok duracağız. Ama Musannif diyor ki vadı ıstılahi olarak müşterek bir lafızdır. Yani aynı ıstılah Arap dil ilimlerinde iki farklı anlamda herhangi bir karine olmadan kullanılabiliyor demek. Herhangi bir karine olmuyor derken yani herhangi bir karine olmadan iki hakikatten biri de anlaşılabilir. Karine ile siyakla taayyün eden iki anlamdan biri demek istiyor yani. Her nedir %90-95 siyak bellidir. Anlarız birincisini kastettiğini veya ikincisini kastettiğini ama gerçekten de ikisi arasında müşterek midir? Yoksa müştereki manevi midir? Aslında yani veya birincisinde hakikat ikincisinde mecaz mıdır? Tartışılabilir dedik. Bakalım. Beynel maneyin. Maneyin beyne maneyeyn desi daha güzel olurdu diyor Şarih ki öyle. Beyne el maneyeyn değil beyne maneyeyni. Çünkü bu manaları daha söylemediği için buna el getirmesinin bir yeri yok yani. Mahud bir şey değil. Bu manaları daha bilmiyoruz. Ahaduhuma te'yinul lafzi. Şimdi ce'alus şey'i dedik ya. Şimdi te'yinul lafzi. Artık şeyi lafızla değiştiriyoruz. İkinci şeyi de manayla değiştiriyoruz. Te'yinul lafzi bi'izâi ma'nen liyedulle aleyhi binefsihi. Muazzam bir tarif. Hakikaten çok dakik bir tarif bu. Diyor ki bizatihi manaya delalet etmesi için lafzın mananın karşısına tayin edilmesi. Bu mananın karşısına tayin edilmesi demektir vazı. Tabi tayin edilmesi dediğimiz anda bir tayin edici olması lazım. Bu mutlaka vazın tarifinden ziyade vazı lafzinin. Tabi vazı lafzinin tarifi. Zaten onu tartışıyoruz. Vazı lafzinin tarifindeyiz biz. Gayrı lafzini tarif etmedik. Hatta edilebilir mi de düşünebilir ona has bir şey olarak. Yani hiç görmedim kitaplarda aslında. Biri çıksa etse belki iyi bir şey olur yani. Şimdi bu tayin tayin cins gibi burada değil mi? Te'yinul lafzi bi'izâi ma'nen. Tamam tayin ettik ama delalet etmeyebilir. Delalet için bir şey gerekiyor olabilir. Bir anlaşma, muvada'a gerekebilir mesela. Tamam kabul ettik bu tayini falan. Bundan sonra buradan bunu anlayacağız falan. Böyle bir şey gerekebilir. Bir de tayin eder, delalet eder ama bizatihi delalet etmez. Bir şeye muhtaçtır. Başka bir kelimenin veya başka bir şeyin, lafzın, zatının haricinde ikinci bir şeye İhtiyaç duyulur delaletin tamamlanması için. Burada da mecaz olabilir veya başka şeyler olabilir. Bu durumda binefsihi delalet etmiyorsa burada da lafzi bir vaz'dan bahsetmemiş oluyoruz. Yani vaz edilmemiş olur. Ama burada vaz yoktur. Yani her delaletin olduğu yerde vaz vardır zaten diyemeyiz. Çünkü delaletler az sonra geleceğimiz üzere üçe ayrılacaklar. Yani lafzi olsun, gayri lafzi olsun, akli olabilir, tabii olabilir, vaz'i olabilir. Her delaletin vaz'i olması gerekmez. Bir yerde delalet varsa orada vazı vardır diyemeyiz. Delalet olabilir ama vazı yoktur. O delaletin tamamlanmasında vazın rolü olabilir bir kısmında ama o harici karinenin veya şeyin ihtiyaç duyduğumuz o şeyin tamamlanması gelip o gelmesiyle beraber tam delaletin tamamlanması akli bir şey olabilir mesela. Vazı. Düşünebiliriz yani bunu. Vazı Allah-u Teala'dır deyince delaletle vaz aynı şey denk gelmiş olmuyor mu? Hayır, her türlü delalet bir istilahtır, mefhumu tamamen farklı vaziyetten. İki apayrı mefhum aslında. Yani apayrı değil, tamamen apayrı değil ama yani bayağı bir farklı tarifleri var. Şimdi tarifini yapacağım. Bakalım tarifini yapalım, senin sorun belki cevap bulur. Yoksa gene sor yani o kafandaki işgal, tayin işi olacak. Şimdi bu tarif Mehmet Ahmet Efendi çok güzel bir şeye değiniyor. Bu tarifin muazzamlığı yani sadece hani böyle rükünleri efradı cami ayrının mani olması değil. Ayrıca bir tarifte olması gereken en mükemmel şekilde gelmiş. Hani tarifi o biraz meşai felsefeden de belki o illet, dört illet teorisi bildiğim şeyin var olması için hariçte falan. Dört tane sebep gerekiyor ya illet, dört illelül arba diyoruz. Yani fail illet, işte maddi illet, suri illet, bir de gai illet gerekiyor diyor. Yani Aristo'nun kurduğu o çerçeve falan. Hani bu İslam şeyde de kullanılmış. Hatta yani felsefe ve hikmetten normalde hani biz kelamda bunları çok kabul etmiyoruz böyle şeyleri.
Efendim, ancak şeyde, ilimlerde bu olguyu kullanmışız. İlimlerde. Yani mesela diyelim tarif, mantıkta tarif bir şeydir, bir olgudur. Bir tarif oluşturulan bir şeydir. Bina ediyorsun bir şeyi. Bu şey bina edildiği zaman, vücuda getirildiği zaman bunun dört tane illeti vardır diyoruz. Fail illeti vardır, bunu tarif eden bir şey vardır yani. Veya muarref diye, yani tarif muarrefi şey yapıyor ya. Bu muarref oluşa geliyorsa bunun vazı mesela bir muarreftir. Bunun fail illeti vardır. Efendim maddi illeti, suri illeti, bir de gayi illeti vardır. Yani vazı bir olgudur, hudusa gelen bir olgudur. Bu hudusa gelen şeyin hudusa gelmesi için dört illet gerekiyor. Eğer bu şeyi, vazı biz tanımlarken, mahiyetini ortaya koyarken bu dört sebebi toplarsak tarifte mükemmel bir tarif olur. Yani bütün sebepleriyle şeyi açıklamış oluruz. Ki burada da o vardır diyor şarih. O yüzden o şerhleri okuyun diyorum. Yani o şerhler inanılmaz bize ufuk verecek. Tayin diyerek, tayin lafzı mutabiki manası nedir? Tayin, anlıyoruz. İltizami manası nedir? Her bir tayin bir muayyine ihtiyaç duyuyor. Yani bir fail, yani vaz'ın bir faili vardır. Vaz'ı dediğimiz hadisenin oluşması için bir faile ihtiyaç var. Demek ki illet-i failiyeyi bulduk yani. Tayinde var. İllet-i failiyeye işaret etmiş. İltizami yolla da olsa. Delalet-i iltizami ile illet-i failiyeye işaret etmiş. Şey, peki vaz'ın maddi illeti nedir? Lafız ve mana. Hani lafzı mananın karşısına tayin ediyoruz. Lafzi vaz'ın maddi efendim illetleri, değil mi? Lafız ve mana, ikisini de zikretmiş değil mi? El-lafzi bi-izai mana. Maddi illet de tamam. Suri illet ne? Kim bulacak suri illeti? Vazı dediğimiz olgu, bakın çok soyut bir olgunun suretinden bahsediyoruz. Soyut bir şey vazı. Bir tayin işleminin sureti nasıl olabilir? Olur mu? Bal gibi olur. Lafız ve mana rükünlerinin maddesini oluşturuyorsa lafız ve mana arasındaki irtibat, karşılıklılık da suretini oluşturur yani. Efendim, tamam. Yani bir izah-i manen, yani lafızla mana arasında bir izah-i lafzıyla hissettiğimiz o irtibat var ya, o suretini oluşturuyor vaz'ın. Tamam, vaz-ı hadisesinin. Liyedülle aleyhi binefsihi. Liyedülle de gai sebebini oluşturuyor. Tamam, gai illeti. Gai illeti. Liyedülle aleyhi. Ona delalet etsin diye. Neden vaz ediliyor? Neden vaz'ı var? Yani neye yarıyor bu vaz'ı? Semeresi ne? Nereye gidiyor? Yani her oluşun bir gayesi vardır. Hep teleolojik bir felsefe şu anda. Gaye merkezi bir varlık anlayışı. Tamam. Efendim. Yoksa bizde de var bu çünkü. Bir gaye. Hani her varlık bir gayeye matuftur falan deriz. Bu vazı neye matuftur? Delalet için kurgulanmıştır. Yani vazı niçin var? Delalet için var. Tamam. Delalet etmesi için. Yani tarif güzel bir tarif. Şimdi burada arkadaşlar tarifi biraz daha içine girmemiz lazım. Çünkü tarifte delalet diye inanılmaz büyük bir kavram var. Bu kavramı biraz deşmemiz lazım ve hatırlamamız lazım. Aslında delalet lafzını biz mantıkta ve belagatta falan ayrıntılı görüyoruz başlarda. Hatta usulü fıkıhta. Usulü fıkıh delil demektir. Delalet nedir onu anlatır aslında usulü fıkıh. Biz biraz delaleti hızlıca hatırlayalım. Seyyid Şerif Rahimahullah'ın tarifatında çok meşhur bir tarif var. Ulema da hep kitaplarında nakreder. Çok dakik bir tarif delaletin ne olduğuna dair. İsterseniz yazın, isterseniz de dinleyin. Veya da hatırlarsınız zaten. Kevnü şey'i, delalet ne demektir? Delalet, kevnü şey'i bi haletin yelzemu minel ilmi bihi el ilmu bi şey'in ahar. Kevnü şey'i, bakın lafız demedik gene çünkü delalet lafızlardan daha umumi bir şeydir. Bir şeyin delalet etmesi için lafız olması gerekmez. Kevnü şey'i bi haletin yelzemu minel ilmi bihi el ilmu bi şey'in ahar. Tamam. Delalet bu. Buradaki ilim umumi manada ilim. Yani zan da olabilir. Yakin olması gerekmez. Kat'i olması gerekmez. İlim yani husulü sureti şey fil akli mantıktaki ilim. Yani mutlak idrak olarak alıyoruz. Yani mutlakul idrak olarak alalım biraz tarifteki. Delalet çünkü kat'i olabilir. Zanni olabilir yani. Tamam. Şimdi delalet bu bir haletin. Demek ki delalet şeye arız olan bir hal gibi bir şey. Veya da şeye bir şey arız oluyor. Bir hal arız oluyor. Ve o hal vasıtasıyla o halin, o şeyi bilen insan diğer başka bir şeye intikal ediyor. Ve bu intikalin oluşmasının mümkün olması o şeyde, bu hale, kevnü şeyi bi haletin, o şeyin bu halde olması delalettir bakın. Anlamak delalet değil. Yani
İkinci şeyi anlamak der. Fehmu şeyin, fehmu şey ithani delalet değil bu. Delaletin mahiyeti, cevheri ikincisinin anlaşılması değil. Tamam? Kevnu şey'i bi haletin. Yani dalilin, delalet eden şeyin bir halde olmasıdır delalet. Tamam? Bir halde olması aslında dalila dönen bir vasıf. Medlule veya da delaleti idrak eden insana değil. Tamam? Ona dönen bir şey değil delalet. Çok soyut bir şey. Bakın delalet gibi bir kavram. İnanılmaz önemli bir kavram. Yani bütün epistemolojimiz falan tırnak içerisinde açısından da inanılmaz bir kavram. Dil bilimleri ve efendim bütün akli delaletler falan diyoruz. Delalet, delil kelimesini kullanıyoruz komple. Çok muazzam bir kavram ve bu kavramı tanımlamak kolay bir şey değil yani. Bütün şeylerini, sınıflarını kuşatacak şekilde ve yapmışlar. Daha bunlar imam zaten yapıyorlar yani. يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرٍ Buradaki lüzum da arkadaşlar beyin olabilir, gayrı beyin olabilir. Yani delile muhtaç olabilir buradaki intikal. Yani bir şeye muhtaç olabilir, bir nazara ve teemmüle, düşünceye ihtiyaç olabilir veya olmayabilir. Tamam? Lüzum beyin ve gayrı beyin. Buradaki lüzum, akli, kat'i, beyin, lüzum değil. Lüzumun üç çeşidi var. Beyin ve gayrı beyin. Beyin de ikiye ayırıyor. Bilme'nel am, bilme'nel ahaz. Bunların hepsini ben mantıkta aldınız diye varsayıyorum. Çünkü süllemde falan bunlar var. Süllem şerhinde. O yüzden sadece hatırlatma üzerinden gidiyorum ben şu anda. Çünkü bunları zihnimize hazır etmemiz lazım şu kitabı okurken. Tamam? Lüzum ikiye ayrılıyor. Beyin ve gayrı beyin. Yelzemu minel ilmi bihi. Delaletin tarifindeki lüzum. Tamam? Çünkü bu konular bizim zihnimize girmesi lazım şu anlamların. Lüzum, beyin, gayrı beyin, akli mi, değil mi falan. Sonra vaz'ın hakikatini tartışacağız. Yani dilin tabiatı falan. Uzlaşımsal mı, tabii mi, zatî mi falan filan yani. Tamam? يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِيَ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ اَخَرٍ Şimdi delaleti anladık, mahiyetini. Delalet bu. Delalet ikiye ayrılıyordu. Mantıkta hatırlayın, süllemde vardı bunlar. Lafzi ve gayrı lafzi diye ikiye ayrılıyor. Her biri de kendi içinde üçe ayrılıyor. Neydi? Vaz'i, akli ve tabi'i diye. Vaz'i, akli ve tabi'i. Bunlara girmiyorum, anlatmıyorum. Bütün bu altı kısımdan mantıkta da işimize yarayan, burada da işimize yarayan, ilgilendiğimiz şey, en önemlisi de o hakikaten. Lafzi, vad'i, delalet. El-delaletu, el-lafziyyetu, el-vad'iyyetu. Bu altı kısımdan bu kısım bizi ilgilendiriyor şu anda. Çünkü bu delalet türlerinden veya vazı türlerinden en önemlisi lafızların vazıdır ve delaletidir. Yani insanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarma aracı olarak kullandıkları en sofistike, hala hakikatini bilmedikleri, hala üzerine büyük felsefeler yaptıkları dil dediğimiz olgu, lafızlardan oluşuyor. Sesler vasıtasıyla. En büyük, en sofistike vazı yani. Veya delalet aracımız dil. O yüzden onunla özel olarak daha fazla ilgileniyoruz yani. Tamam, delaleti de biraz açtık. لِيَدُلَّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ dedi. Yani buradaki بِنَفْسِهِ'den kastımız şu. Yani bu tayinin mücerret bilgisi delaletin tamamlanması için kafidir. Harici bir şey bilmeye ve eklemlenmesine gerek yok yani. İstimal edildiği zaman yani birincisi anlaşıldığı zaman ikincisine intikal için tayini bilmekten başka bir şeye ihtiyaç olmaması demektir. Başka ne olur? Ya başka mesela hemen ben sana tarife bir itiraz getireyim. Onun üzerine siz düşünün, ben bu itirazı cevap bulamadım. Zikretmedim çok zihniniz dağılmasın diye. Mesela harfin vaz'ı, mesela min harfinin vaz'ını biliyorum. Peki te'ayinul lafzi yani bize imana liyedül aleyh binefsi. Peki min. Mini ben duydum. Sadece mini duymakla anlamı, mevzu leh zihnimde oluşuyor mu? Oluşmuyor. Mini bir cümle içinde kullanmam lazım. Zehebtu minel basreti iler kufeti demem lazım. Bunu kullandığım anda tamam. Mini'nin nokta atışı anlamı zihnimde tayin ediyor. Her ne kadar tarifte, tasvirde zorlansan da beyanda. Zehebtu minel basreti iler kufeti deyince min lafzının karşıladığı mevzu-u leh anlaşıldı. Ancak sadece mini kullandığım zaman mevzu-u lehi şu anda oluşuyor mu? Delalet tamamlanıyor mu? Hayır. Hiçbir şey tamamlanmıyor. Hani bir nefsi oluyordu. Olmuyor yani mesela. Ya ismi mevzu ellezi. Hadi bakalım ellezi. Oluyor mu? Yani cevap verilebilir. Bu zahiri bir takrir. Yani işgali zahiren takrir ediyorum. Yani bu anlatımıma problem getirebiliriz. Yok hayır anlaşılıyor ama şu anlaşılıyor falan. İle de şunu istemen haksızsın, şunu istemekte anlaşılma hususunda. Hani böyle cevaplar belki verebilirsiniz. Onları düşünün üzerinde. Ki bunu da Mehmet Rafi yani buna benzer bir itirazı getiriyor. Fihi nazar diyor, bırakıyor. Cevap vermiyor yani.
Ben de cevabını bulamadım. Allah siz üzerinde düşünün cevap bulursanız. Ya bu tarif harflerin vazını sanki çıkarıyor gibi. Yani. Hocam burada velev bir memnuniyetin, karinetin tarifiyle beraber düşünüldüğünde. O tamam. İkinci tarif ama ikinci tarifteki problem de mecaz giriyor araya. Yani mecaz. Ya ikinci anlam ıstılahi bir şey yani hani ikinci anlam aslında bizim çok ilgilenmeyeceğimiz bir anlam. İlgilenmeyeceğimiz bir anlam. Mecaz ve evet, başka bir kelime Ama burada karine de değil dikkat edin. Harftekine karine demiyoruz yani. Harf müteallakları ile anlamı tamamlanıyor değil mi? Gayru mustakillim bil mefhumiyye diyoruz ya harfte. Gayru mustakillim bil mefhumiyye. Yani müteallakı yani fiili ve mecruruyla beraber minin iptida anlamının has olan hususi iptida ortaya çıkıyor. Ki mevzu ile o hususidir özellikle Seyyid Şerif ve onu takip edenlere göre. Onu gireceğiz oraya yani. Şimdi şey olmasın. Yani efendim. Dolayısıyla düşünülebilir yani bu bilmiyorum. Ha ona karine denmez. Genelde ıstılahi olarak onlara karine denmiyor da. Burada karine daha çok mecazı kullanmak için. Yani bu tarifte nasıl harfi sokacağız? Bir tevcih gerekiyor yani. Eğer ki giriyorsa da harfin vaz'ı, şu lafzi vaz'ın tarifine harfler vaz edilmiştir. Ve orada vaz'ıdır. Yani harfteki bu tayin işleminde bir vaz'ı var. Ama nasıl girdiğinin anlatılması lazım. Bir nefsi kaydına rağmen nasıl girdiğinin beyan edilmesi lazım. Yoksa itiraz olduğu gibi kalır yani. Tarif efendim şeye uğrar, itiraza uğrar. İkinci anlam bak. Yani bir nefsiden kastı şu. Nefsiden ne aklımıza geliyor? Zatiyatı oluşturan şeyler. Şimdi bir nefsi bir maddeti ve hayeti lafzın yani bir nefsi lafı tamam bir nefsi lafı lafız neyden oluşuyor hemen şunu unutmayacağız bir lafız da bir sestir ya bu sesin bir maddesi var bir heyeti var tamam gene o madde suret şeyini kullanıyoruz yani diyalektiğini veya da efendim olgusunu kullanıyoruz yani tamam madde ve suret lafız bir sestir bu sesin bir maddesi var sesin kendisinden oluştuğu birbirinden ayrılan sanki küçük birimler var diyelim. K sesiyle, K sesiyle, ketebe, T sesi, B sesi birbirinden ayrı sesler. Maddesi farklı. Ketebe ile işte nasara ayrı sesler. Bir de ketebe ile mesela yuktebu, yektubu ayrı tertip, ayrı heyete sahip, ayrı bir surete sahip. Her ne kadar maddesi bir olsa da tamam. Lafızların seslerini dikkat edin. Seslerini hemen aklınıza yazı gelmesin bakın. Yani biz dil ilimlerindeyken ki aman aman. Yani biz dil meselelerini tartışırken yazı üzerinden gitmeyin. Yazıyı esas almayın dilde. Dilin olgularını tartışırken. Sesi esas alıyoruz biz hep. Yani biz burada hani ketebe bu lafızların maddesi ve sureti vardır falan, heyeti vardır derken şöyle düşünmeyin yani ketebe yazısını tahtaya yazdım. İşte K ayrı duruyor nasara nunundan. TB sat ve ra'dan ayrı. Ya da ketebe yektubudan tertip olarak ayrı harekeler olarak oraya hareke koydum buraya hareke koymadım falan. Böyle düşünmeyin asla. Ses olarak ses. Ketebe yektubu. Bak seste farklı tertip farklı sıra farklı olabilir değil mi? İki tetebe sıra farklı harften arasında başka bir şey girdi tertip değişti falan filan yani. Tamam. Bu şekilde bakacağız. Madde ve sureti. Bu tarif mutakimine göre doğru oluyor aslında galiba ama bu birinci tarif mi? Yani zaten mütekaddimine de müteahhirine göre de hepsi için bu tarif en meşhur, en dakik tarif mi? Elimizdeki en mevcut, en iyi tarif belki yani bu tarif. Mütekaddimine göre hata olmuyor herhalde çünkü. Mütekaddimine göre mi? Evet çünkü harflerin vaz'ında mı? Doğru aslında evet öyle bir cevap verilebilir. Hani mütekaddimine göre hani üçüncü ihtimal yok. Minin mevzu-u lehi de amdır. Dolayısıyla ben sadece min lafzını zikrettiğim zaman mevzu-u lehi am bir anlam, külli bir anlam olarak zihnimde, iptida külli anlamı olarak zihnimde canlanıyor ve herhangi bir şeye de ihtiyaç duymuyorum yani falan yani. Ve dolayısıyla bir nefsini delalet ediyor doğru, mütekaddimine göre doğru olmuş oluyor. Bunu haşiye olarak yaz sen. Şerh haşiye düş yani cevap olarak, itiraza cevap olarak. En azından yarısına cevap verdik yani. Yarısına cevap vermiş olduk. Evet, denilebilir Allah alem yani ben. Makul gördüm yani cevabını. Evet. Vallahi bilmiyorum. Bakılabilir tabii onların haşiyelerini de tartışırlar muhtemelen bunları. Tabii muhtemelen evet. Tabii. Hani biraz daha araştırma yapmak lazım Allah-u Alem. Velhasıl ikinci tarife geçelim. Biraz daha hızlanalım. وَثَانِهِمَا تَعِيُّنَ lafzi. Yani başlarda biraz yavaş gidiyor olabiliriz ıstılahlara oturmak için. Ancak ileride daha fazla hızlı olacak. Merak etmeyin. وَثَانِهِمَا تَعِيُّنَ lafzi بِإِزَاءِ مَعْنَا لِيَدُلَّ عَلَيْهِ demiyor artık bir nefsi. وَلَوْ بِمَعُونَةِ قَرِينَةٍ
Velev ki yani bir karine yardımıyla da olsa ma'une mef'uletundan geliyor. Ma'unetun avane maddesinde mekrumetun gibi bir mastardır. Yani bir i'aneti yani yardımıyla değil mi? Bir karine yardımıyla dahi olsa efendim bir manaya delalet etmesi için o mananın karşısına bir lafzın tayin edilmesi işlemine vazı diyoruz. İkinci tarife göre. Şimdi burada bu neden birinci ve ikinci tarif ortaya çıkmış? Özellikle Taftazani'den sonra bunu ortaya koymuşlar. Göreceğiz ileride mesele olarak gelecek. Taftazani mecazların da vaz'ının olduğundan bahsetmiş. Bunu daha ayrıntılı işlemeye çalışacağız inşallah. Mecazların da vaz'ının olduğundan bahsetmiş. Yani biz mecazı kullandığımız zaman mecaz lafızdır. Manaya mecazi mana dememiz mecazi bir şeydir. Efendim. Lafız mecaz olduğu zaman bir manayı anlıyoruz, bir delalet oluşuyor. Ve Taftazani diyor ki bu oluşan delalette de bir vazı üzerinden oluşuyor. Bu lafız o mecazi dediğimiz anlama bir şekilde tayin edilmiş. Farklı bir tayin usulüyle tabii kendine ait özel bir vazı türüyle. Hakikatin vazı ayrı, mecazın vazı ayrı diyor. Tevili diyor, vada tevili diyor buna, tamam mı? Böyle dediği için buna da vazı artık sadık olduğu için mecazın, efendim mecazın delaletinin tahakkuku için de bir vazıdan bahsettiği için bu bir vazı olduğunu iddia ettiği için buna da vazı diyor. Dolayısıyla ikisini de cem eden bir vazı tarifi olarak böyle bir tarif ortaya çıkmaya başlıyor. Tamam? Evet, evet. Mukabili olarak duruyor. Aynen. Evet. Karinesiz olarak. Evet. Tabii karinesiz bizatihi delalet etmesi lazım. Evet. Şimdi bakalım. Diyor ki fennisbetu beynehuma, şimdi iki tarif arasındaki nisbet, nisbeti hatırlıyorsunuz dört tür nisbet olabiliyordu. Yani herhangi iki mana arasında muhakkak dört nisbetten birinin olması lazım. İki mana arasında. Umumsuz mutlak, vecihi, tebayün ve tesavi falan. Fen nisbetu beynehuma umumun ve hususun mutlakun. Umumsuz mutlak. Fel evvelu huvel ahas. Çünkü mecazı kapsamıyor. İkincisi hem mecazı velav diyor. Yani hem de hakikati kapsıyor değil mi? Aslında hakikati de kapsıyor hem de mecazı kapsıyor diyelim daha güzel olur. Fel evvelu huvel ahas. Ve huve ayrıca sadece hem daha has olması değil. Şu çok önemli ifadeler bunlar arkadaşlar. Bizim yani ileride İslami ilimler bu ilimlerin dünyasına girerken yani bize inanılmaz araç veriyor. Yani ıstırahları öğretiyor. Bu dili, bu teknik akademik dili öğretiyor parantez içinde, tamam. İslami ilimlerin dilini anlatıyor, öğretiyor şu anda. وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ diyor birincisi. İlk akla gelen de ilk kullanım sırasında zihnimizin gideceği yerde birincisi olması gerekiyor diyor. الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقَائِقِ وَالْمَجَازَاتِ yani hakikat mecazın mefhumlarını anlamaya çalışırken biz bazen vazı kelimesini kullanıyoruz ya bunların tariflerinde, mefhumlarında. İşte o tariflerde kullanılan vazı birinci anlamdaki vazıdır. Tamam? Bir ıstılah kullanıyoruz. Şu anda ıstılahı zapt ediyoruz. Yani mecaz ve hakikat ayrımını yaparken mecaz hakikat tartışmalarında, tariflerinde biz vazı kelimesini kullanıyoruz. Değil mi? Hakikate ne diyoruz? Değil mi? Lafzun vudi'a lafzun musta'melun fîmâ vudi'a lehu fî urfil muhatab fî lugatil muhatab falan gibi tanımlar var. Farklı hakikat ve mecaz tarifleri var. Musta'melun fîmâ vudi'a lehu fî urfil tehatub falan diyoruz. Fîmâ vudi'a lehu vaz edildiği anlamda istimal ediliyorsa hakikat değilse mecaz falan diyorduk ya. Mesela hakikat ve mecaz mefhumlarını birbirinden ayırmamızı sağlayan vazı ıstılahındaki anlam hangi anlam? Birinci anlam. Güzel. Bu önemli. El-mu'teberu fil ıstılahat. Genel olarak ıstılahlarda yani birçok dile dair ıstılahlarımız var. Mesela teradüf, iştirak, delaletler gibi. Tamam mı? Geliyor örnekler. Min nahvi et-teradüf, müteradif diye bir ıstılahımız var dil ilimlerinde kullandığımız. İştirak diyoruz değil mi? Lafz-ı müşterek diyoruz. Bunları tanımlıyoruz. Tanımlarken de bazen vazı kelimesini veya anlamını kullanıyoruz. Tamam? Efendim. Ve delalat, delaletlerimiz var. Üç tane delaletimiz var. Mutabıkiye, iltizamuniye ve iltizamiye ve bunları tarif ediyoruz. Bunları tarif ederken bizim kullandığımız vazı ıstılahı hangi anlamda vazı ıstılahı itibar edilen, muteber olan birinci anlamda. Tamam? Neden öyle olması gerekiyor? Biraz yapalım bunu. Teradüfte çünkü hakikat mecazı biraz bahsettik. Aslında hakikat mecazı da söyleyebiliriz. Çünkü biz hakikatin fîmâ vudi'a lehu dediğimiz zaman buradaki vaz'ı ikinci anlamıyla alsak mecazla hakikat karışır. Bütün mecazlar hakikatin tarifine girer. Temiz edemeyiz. Değil mi?
O da vaz edilmiş. Örf-i tahatup. İstimal edilmiş. Yani esedi cesur adam anlamında kullanıyor. Vaz edilmiş. Tevili bir vazıla vaz edilmiş. O halde esedin cesur bir adam anlamında kullanılması hakikat olmuş oldu. Hani mecaz gitti yani. Bütün mecazlar hakikat olmuş olur. Tamam. İkinci anlamı alsak. Teradüf neydi? Hani birden çok lafız bir tek manaya delalet ediyorsa burada bu lafızlara müteradif lafızlar diyorduk. Birden çok lafız bir tek mana için vaz edilmişse diyoruz. Değil mi? Bir tek mana için vaz edilmişse. E bu vazı ikinci anlamda alırsak bütün mecazi kullanımlar, diğer kullanımlar da hep müteradif olmuş olur falan. Halbuki bunlar müteradif değiller yani. Esed'in kendi esed kelimesiyle hayvanun, mesela raculun şuca kelimeleri iki kelime. Bu iki lafız müteradif değiller değil mi? Ama bu ikisi aynı anlamda kullanılıyor. Ama bu iki lafza müteradif demiyoruz. Esed ile racülün şuca'un lafızlarına değil mi mesela? Bu, peki şey, bunu ikincisini kabul eden Tahtazer mesela mecazı nasıl tarif ediyor? Yani işte aslında o da mecazı tarif ederken birincisini alıyor. İşte tartışma bu ikisinin görüşünü, yani bu iki görüşü şöyle cem edenler olmuş. Güzel soru. Yani bazı alimler demişler ki yani ihtilaf biraz lafzi bir ihtilaf. Hani vaz'ın ıstılahı ikinci böyle bir müşterek olarak, hakikat olarak anlamının olduğunu söylemek şöyle cem edebiliriz diyor. Yani birincisi efendim şeye göre, birincisi Arap dili ilimlerine göre beyan ve belagat ilimlerinin ıstılahı. İkincisi usulü fıkıh has bir ıstılah. Yani usulü fıkıhta ikinci anlam kullanılıyor. Yani vaz'ın ikinci istimali usulü fıkıhta hakikattir. Efendim ilimleri de ayırıyor şimdi. Usulü fıkıhta kullanıldığı zaman ikinci anlam, işte beyan ilimlerinde, belagat ilimlerinde kullanıldığı zaman birinci anlam hakikattir. Dolayısıyla birbirine çatışan bir şey yok. Yani bütün ilimlere şamil iki tane hakiki anlam yok, var değil yani. Böyle bir cem yolu seçmişler. Yani bu Mehmet Arami Efendi'nin gene şerhinde var. Şerhi hazırlayın yani var. Bunlar var, bu tartışma var. Hepsine giremiyorum çünkü metnin şeyinden çıkacağız yani. Çok fazla. Çerçeveyi kaybedeceğiz yani. Efendim. Dolayısıyla yani İmam Taftazani Rahimahullah birinci tarifi veya birinci ıslahı inkar ediyor değil yani. Veya mecazı tarif ederken ikinci anlamı kullanıp mecazı tarif etmeyecek tabii ki belki yani mesela. Tamam. Min nehvi teradüfü vel iştirak. İştirakta da olmaz. Yani lafzı müştereki falan şey yapıyoruz. Mesela ne diyoruz? Müşterekin tarifinde işte bir tane lafız iki tane farklı manaya vaz edilmiş. Esed lafzının hem hayvanun mufteris anlamında kullanımı hem de racülün şuca'un anlamında kullanımı eğer iki farklı vaz ile oluyorsa, ikincisi de vaz ise mecazi anlam racülün şuca, o halde esed lafzı bu iki anlam için bir müşterek bir lafızdır. Halbuki bunu diyen hiç kimse yok. Esed lafzı bir tane anlama hakikat, o da hayvanun mufteris, ikinci anlam mecazi bir anlam. Lafzı müşterek değil esed lafzı, tamam mı? Ve delalet, delaletlerde musabiki tazamuni ve iltizamda da tariflerinde de bunlar karışma durumu oluyor. Oraya girmiyorum. Onun örneklerine bakabilirsiniz şerhte yani. Şimdi diyor ki, mevdu'u ilmil vad'i ve gayetuhu ve ta'rifuhu bi'itibarihima. Şimdi vazı ilminin kullanıldığı asıl ilmin ismini veren kavramın lugavi ve ıstırahi anlamlarını zapt ettik ve lafzi ve gayri lafzi diye ikiye ayrıldığını anladık. Şimdi de bu ilmin kendisine isim olarak tayin edilen ismi değil de İlmin kendisini inceliyoruz. Giriş olarak mukaddimede. Tamam. Kavramın kendisini bayağı ayrıntılı işledik. Mahiyetini biraz deştik yani. Şimdi ilmin kendisini tasavvur edeceğiz biraz daha. Basiret üzere. Çünkü daha teknik olarak. Mevdu'u ilmin vadi ve gayeti ve ta'rifu bi'atibarihima. Hani bi'atibari neye göre? Bi'atibari el-ma'neyeyn değil mi? İki manaya göre muhtemelen. Evet. Thumme alem اَنَّ لِكُلِّ فَنِّنْ مَوْضُعًا وَغَايَةً. Bakın bu giriş eyni, rahimahullah'ın bu girişi, eyninin bu girişi vazı ilminin müstakil, müdevven bir ilim olduğuna dair bir ibare yani. Yani artık vazı ilmi 3-5 farklı dil meselesini bir araya getiren böyle mevzusu, tarifi falan bir, hayır, müstakil, müdevven bir ilim. Tamam. ثُمَّ عَلَمْ اَنَّ لِكُلِّ فَنِّنْ, öyle gördüğüne de delil yani, مَوْضُعًا وَغَايَةً. Her bilimin bir mevzusu ve gayesi var. Şimdi mevzusu ve gayesine çok girmeyeceğim. Biliyorsunuz mevzu nedir? Hani şöyle tanımlanıyor. El-mevdu'u kullu ilmin ma yubhasu fihi anil-avaridi-zatiyye. An-avaridi-zatiyye. Bizatihi ona arız olan, efendim bizatihi ona arız olan bir şeyi inceliyoruz.
mevzu kılıyoruz. O şeyin nasıl mevzu oluyor? Bir şeyin bizatihi kendisine arız olan hallerini incelediğimiz zaman, yani bir ilimde neyin bizatihi kendisine arız olan hallerini inceliyorsak, o şey o ilmin mevzusu oluyor. Tamam, yani Türkçe söyleyince biraz zor oluyor da, keşke Arapça anlatsaydık yani, çok daha kolay olurdu yani. Efendim. Ma yubhasu fihi anil avaridi zatiyye. Tabi avaridi zatiyenin mukabili nedir? Ecnebi arazlar. Yani mesela hani insandan örnek verelim. Efendim hani veya kelimeden örnek verelim. Mesela nahiv ilminin mevzusu nedir? Kelime ve kelamdır. Ya kelamdır. Kelimeye arız olan haller nedir? Binadır, iraptır. Tamam. Kelimeye başka şeyler de arız olur ama onlar mesela kelimenin diyelim ortada, sonunda, başta gelmesi diyelim. Değil mi? Cümle için. Ama bu mesela nahiv ilminin konusu değil. Tamam. Bunlar biraz da arızi haller. Bunlar biraz belagat falan işte inceliyor bunu. Başka bir açıdan falan. Tamam mı? Mesela. Efendim, veya kelime sarf ilminin de mevzusudur. Ama başka bir açıdan yani. Bir kayıtlıyor önce, sonra onun zati, o kayda göre zati arazlarını inceliyor yani. Şimdi bir ilmin mevzusu ve gayesi arkadaşlar önemli bir şey. Çünkü biz bir şeyin, bir meseleler mecmuasının, meseleler bütününün ilim haline gelebilmesinden bahsediyoruz. Bir meseleler bütününün ilim haline gelebilmesi için bu bütün, bu farklı farklı meseleleri bir tek çatı altında toplayan bir ciheti vahdeye ihtiyacımız var. Cihetul vahde diyor buna mantıkçılar. Yani ulema, felsefede veya işleniyor bunlar. İbn Sina falan bundan bayağı kuruyor. Sonradan Fenari falan bayağı geliştiriyorlar. Ciheti vahde. Yani bütün bu meseleleri bir tek yere, aynı şeyin kuyruğuna bağlayan bir şeye ihtiyacımız var. Bunu da düşünmüşler, etmişler. Ne olabilir? Mevzu olabilir demişler. Gaye olabilir demişler. Belki başka şeyler de düşünülebilir. Tamam. Mevzu veya gaye. Mevzu zati. İlmin içinden bir şeydir. Gaye ise biraz harici bir ciheti vahdedir. Tamam? Harici bir ciheti vahdedir. Ama her türlü bu bütün, bu birçok farklı meseleye bir bütün, müstakil bir bütün, müstakil bir ilim olarak bakmamız için, ayrı ayrı farklı ilimler olarak bakmamız için bu ciheti vahdeye ihtiyacımız var. Vazı ilmi de eğer bir ilim ise bu ciheti vahdenin tayin edilmesi, tespit edilmesi lazım. Bu da yani bir mevzusunu ortaya koymakla olur. Bu bütün meselelerin ortak döndüğü bir mevzu olabilir. Kaidelerin hepsinin, hükümlerin hepsinin mevzu ve mahmul olarak, mantıktaki mevzu ve mahmul, bu mevzule dönen bir şey. Ya kendisi, ya onun nev'i, ya cüz'ü falan olması lazım. Yani tamam. Efendim. Dolayısıyla mevzu ve gaye önemli. O da ondan dolayı efendim ne yapıyor? Bunu tespit etme ihtiyacı hissediyor. Yoksa bu ilmin meşruiyeti olmaz diye. İlim çevrelerinde, İslami ilimler geleneğinde diyelim. فَمَوْضُعُ فَنِّ الْوَضْعِ هُوَ الْوَضْعُ الْعُرْفِيُّ Ha, mevzusu nedir? İstilahi olarak az önce tarif ettiğimiz vazı. Artık bu manayı biliyoruz. Manalar esastır. Bu mana, yani kelimeye takılmayın. Bu ilmin mevzusu nedir? İstilahi olarak o tarif ettiğimiz vazın kendisini inceliyor. Yani vazı olgusunun kendisi bizim inceleme alanımız. Bu vazı ikiye ayrılır, bu bir kaide oldu. Üçe ayrılır, bir kaide oldu. Vazı şu olur, bu olur. Vazın vazı şudur, budur. Şuna ihtiyaç duyar, buna ihtiyaç duymaz. Hepsi kaide ve mesele olmuş oldu, tamam? El-vad'ul urfiyyu el-mu'arrafu anifen. Anifen yani az önce. Az önce tarifi yapılan ıstılahi vazıdır, tamam? Tabi burada ıstılahi vazı dedi, lafzi vazı demedi arkadaşlar. Acaba bilerek mi yaptı bunu? Şarih de bunu özel olarak diyor ki şarih, ben burada takıldım açıkçası, ilkin şeyi bekliyordum. Yani vaz ilminin mevzusu, hani mutlak vazı değil, ıstılahi vazı değil, lafzi vazı yani diye biz hani lafızlardan hep gidiyoruz ama yani şey diyor ki şarih, ki burada müellif el-vad'u el-urfiyul lafzi demedi mesela. Yani ya unuttu mu, sehiv mi var veya da bilinçli bir şekilde mi? Aslında ona bilinçli olmasıdır. Kesinlikle böyle metinlerde, hele ki. Diyorsun her harfini, her kelimesini inceliyorlar, deşiyorlar. Şey diyor ki şarih de bunun bilinçli olduğunu gösterir gibi sanki şöyle tefsir etmiş. Diyor ki evil, yani diyor ki el-vad'ul urfi el-mutlak. Ey el-mutlak el-mutenavilu lil-kısmeyn. El-mutenavilu lil-kısmeyn diyor. Yani hem lafzi hem lafzi olmayan. Buradan tabii şuna gitmemiz lazım. Metni iyi okuyorsak burada bundan sonra anlatılan kaideler, taksimler, türler sadece lafzi vazı için geçerli değil. Eğer bu doğruysa
Yani buradaki kaideler lafzi vaz ahaste ise gayrı lafzi vazlar, mesela bir imajı, bir sembolü, belli bir değere bugün vaz ettiğim zaman veya tarihte vaz ettiğim zaman, şiar diye bir şeyden bahsediyorsam İslam'da falan mesela, efendim, burada bir vazı varsa, ezan bir şeyin şiarı ise mesela, efendim, yani minare bir şeyin şiarı ise falan, fıkhi olarak düşünün mesela, vaz edilmiş, şari veya da Müslümanlar vaz etmiş, İslami bir bilinçle bir şeye vaz etmiş, vazı var orada, bir şeye vaz edilmiş ve sonra oradan biri o ihtiramı zedeleyen bir şey yaptığı zaman kalkıp falan böyle şey yapamaz. Yani sağa sola koşturamayacak şekilde o vazı tayin edebiliriz. Yani bir şeyler bize anlatmaya çalışacak, bizi tahkir etmeye çalışacak ama ben bunu minare ne ki falan diyecek mesela. Biz orada yemeyeceğiz yani. Vazı ona göstereceğiz, tamam mı? Orada efendim bu araçlar bizim için çok önemli olacak. Kimse böyle yan çizemeyecek yani niyetlerini ve kötülüklerini falan farklı araçlarla ilimdeki boşluklardan yararlanıp bir şeyler yapamayacaklar yani. Efendim biz bu vaz'ı kaidelerinin böyle tür vaz'lara da şamil olduğunu yani mesela umumi bir anlamı mülaze ederek bir lafzı veya da bir şeyi lafzı olmayan bir şeyi mahsus bir mesela cismi veya da bir aracı bir sembolü falan bir şeye vaz ediyoruz ve o vaz am mevzule has olabilir. Yani az sonra yapacağımız o büyük tartışmada yani önümüzdeki derslerde bu kaideler, bu tartışmada sadece lafız mana arasında değil de acaba bu vazlar yapılırken de umumi bir vaz, aletul vada diye bir şey kullanabilir miyiz mesela? Bence son derece düşünülür bir şey. Ve eğer ki hakikaten bunu bilinçli olarak oraya lafzı koymamışsa muazzam bir ufuk. Yani bu kaidelerin lafzi vazıtlara has olmadığını, umumi vazıt diye bir anlamın, efendim lafzi olmayan vazı ve tayin meselelerinde de, değer atama meselelerinde de falan cari olduğunu, değer atamaların hakikatlerinin de böyle gerçekleştiğini falan. Yani bunu hissetmiş ve söylemişse muazzam bir şey yani. Söylememişse de biz bunu düşünebilir miyiz? Bal gibi düşünebiliriz yani. Ve bunun üzerine de yürüyebiliriz, ilim yapabiliriz, ilmi oluşturabiliriz. Ve ki bunun ilimler işimize yarayacak arkadaşlar. Gerçekten işimize yarayacak. Bunlar alet ilimleri ve bunlar biz bunları geliştirmezsek, kullanmazsak dünyamızı tanıyamayız yani. O fıkıhtır, kelamdır falan. Yani şey yapamayız yani. Bugünün şeylerine, bugünün vazılarına nasıl bir araçla müdahale edeceğimizi bilemeyiz yani. Birçok punduna geliriz birçok yerde. Birçok ahkamımız böyle havada kalır. Sanki kendi kafamızdan taassupla konuşuyoruz durumuna gelir. O araçları dakikleştirmezsek yani. El-vadul urfiyul muarrafu anifen. Dolayısıyla burada lafzi olarak kayıtlamamız gerekmez. Siz böyle dipnot koyabilirsiniz. Yani mutlakul mutenavil. Velhasıl ama biz genel olarak örneklerimizi en azından bu kitapta bu ahkam, bu çok soyut teorik ahkamı, vaz'ın hakikati ve türlerini, mahiyetlerini incelerken nasıl bu vaz yapıldı diye inceleme yapacakken lafızlar üzerinden gidiyoruz ancak buna bağlı olmamız gerekmez. Çünkü göreceksiniz kaideler çok soyut. Lafızla doğrudan alakalı olan şeyler değil aslında. Lafız üzerinden en daha kolay, daha temas ettiğimiz bir şey olduğu için lafızla gidiyoruz yani. فَنَقُولُ بِاَتِبَارِهِ. Şimdi malzem ki mevzusu budur, tayin etti, vazı olgusunun kendisini, hakikatini inceliyoruz bu ilimde. Ona taalluk eden ahkamı. هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ اَحْوَالِ الْوَضْعِ الْعُرْفِيِّ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ وَالشَّخْصِيَّةُ وَالنَّوْعِيَّةُ. O halde buna arz olan halleri araştırıyor bu ilim, inceliyor. عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ اَحْوَالِ الْوَضْعِ الْعُرْفِيِّ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ. Yani bu vazı amdır, bu vazı hastır diye hükümler vereceğiz. Bunlar her biri ilmin meselelerini teşkil edecek, tamam? Dolayısıyla vazı olgusunu mesela ontolojik olarak incelemiyoruz, dikkat edin. Yani vazı dediğimiz şeyin delaletin, hakikati, tayinin, varoluşsal hakikatini falan incelemiyoruz. Emri itibari var mıdır, sabit midir, mevcut mudur, mağdur mudur, böyle bir tartışmaya girmiyoruz. Bunlar hikmi diyorlar bu tartışmalara. Hikmi yani felsefi tartışmalar veya kelami diyelim artık biz yani. Tamam? Biz böyle bir şey yapmıyoruz mesela. Delalet nasıl tahakkuk ediyor? Duyulurla düşünülür arasındaki ontolojik zemini, varlıksal zemini tartışalım falan. Böyle bir şey yapmıyoruz biz, tamam? Dolayısıyla hangi açıdan? Belli bir açıdan vazı olgusunu inceliyoruz. O da dil biliminin içerisinde biraz. O da nedir? مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُصُ. Tabii ki sürekli vücudu zihni, idrak ve delaletle irtibatımız var yani. Yani en azından ontolojiyle olmasın da epistemoloji ve nazariyetül marife, bilgi meselesiyle çok yakın bir irtibatımız var, tamam? Yani varlıkla olmasa da bu bizim işimiz değil. Şu anda bu ilimde asla.
Hatta yani konuşulsa bile bu arzi olarak istirahaten konuşulur. Yapılacaksa kelam ilmine getirirsin, o meseleyi tartışırsın. Yani bugün bu meselelerden dolayı dil felsefesinde falan bir şeyler yapacaklarsa bize varlık bilime dair efendim akaidimize taalluk edecek bir şey olacaksa kelam ilmi, vazı ilmine veya dil felsefesine dair bu tartışmayı alır. Delaletin hakikati nasıl tahakkuk ediyor, nasıl bir şey bir şeye delalet eder, kendinde bir şey var mı falan tartışmasıyla bağlantılı olarak kelam ilmi yapar bunu. Ama vazı yapmaz. Vazı varlıkla, vücutla alakalı değil, dil bilimleri içerisinde min haythul umumu vel hususu diyoruz. Yani umumsuz ama bilgiyle alakalı. Çünkü hep zihinle irtibatımız var. Çünkü manadayız. Çünkü manadan ayrılmaz. Lafız mana. Mana demek aslında bir açıdan bilgi demek. Yer yer. Birçok yerde hatta. Tamam. İdrak demek. Vücudu zihni falan. Yani felsefeden çok uzak değiliz veya kelamdan. Ama bilgi açısından, varlık açısından değil. Ve şahsiyetü en nev'iyye. Bu vazı şahsi midir, nev'i midir? Vazı olgusu şahsi bir vazı mıdır, nev'i bir vazı mıdır? Zaten bu kavramları göreceğiz ayrıntılı. Ve gayetuhu. Vazı ilmini, şimdi mevzusunu tespit ettik. Tarifini de mevzusuna göre yaptık. Yapılabilir böyle tarifler. Şimdi de gayesini inceliyoruz. Diyor ki, huvel iktidaru tammu, iktidaru tam, ala temyizil mevdu'i an gayrihi. Çünkü gayrı tam olan iktidarı vazı ilmini hiç tahsir etmemiş bir insan da yapabilir. O dili iyi kullanan bir insan genel bir iktidara sahip olur. Bazı lafızların mevzu olup bazıların olmadığını bilir yani. Tamam? Birçok lafızın hatta. Birincisi yani bir lafız bize söylendiği zaman mesela bunun mevzu olup olmadığını bilebilir. Temiz eder bunu efendim diyelim. Minel muhmelat. An gayrihi yani minel muhmelat. Tamam. Efendim. Ve temyizi iki. Ve temyizi mevduatil lugati. Bunu biraz ayrı alalım. Sonra vasarfü vel iştikakı alalım. El luga dediği dil. Normal doğal dil dediğimiz. Normal konuşma dilinin. Mesela Arapçanın normal tedvin edilen Arapça, Arap dili, cahiliyenin kullandığı Arapça diyelim veya sonraki dönemlerde Müslümanların kullandığı normal Arapça. Bu Arapçanın mesela vaz mevzularını yani neyin neye vaz edildiğini temyiz eder. Yani vaz edilip edilmediğini. En gayriha min mevduatin urfiyye. Yani mesela bir lafzın sözlük anlamında mı olduğunu, ıstılahi anlam mı olduğuna dair bir şey oluşabilir. Bir yetenek oluşur ayırma hususunda değil mi? Örfi, şer'i diye ayırıyoruz ya sonraki meselelerle. Bundan anlaşılıyor yani kaidelerle. Yani bir şeyin, bir kelimenin kullanımının doğal dile mi ait olduğu, ıstılahi bir şey mi olduğu tarzında vaz'ını temyiz eder yani. Dolayısıyla diğer ilimlerin arasındaki şeyleri de temyiz eder. İlimlerin. Vassarfi vel iştikakı. Mesela aynı kelime sarf ilminde de iştikakta da veya nahivde de kullanılıyor. Farklı ıstırahlarla bunları temyiz edebilecek bir yeteneğe sahip olur. Ha bak burada farklı bir manada var. Burada hakikat, burada mecaz. Az önce yaptık ya mesela onun gibi yani. Sarf, iştikak ilmi. El-luga dedi metnul-luga. Sarf, sarf ilmi. El-iştikak, el-nahu ve gayr-i zelike. Ba'dıha an ba'din. İlimler arasındaki ıstırahları neye vaz edildiklerini temyiz etme kabiliyetine sahip olur yani. Ve temyizi ba'di l-aqsami an ba'din ahar. Buradaki aksamı ben tam anlayamadım açıkçası. Şerhten de çok çıkaramadım ne kastettiğini. Sanki böyle diğer kısımlar yani herhangi bir ilmin içerisindeki tür yani fertler gibi anlattı ama çok tatmin olmadım açıkçası. Kısmı burada vaz'ın kısımları olarak anlama taraftarıyım. Yani temyizi ba'dil aksami an ba'din ahar. Yani vaz'ın türleri var ya onları birbirinden ayırma. Yani şahsi nev'in kendine ait ahkamı var ki onu bilirse efendim nev'i vaz'dan falan ona göre o ahkamı değerlendirecek yani hataya düşmeyecek yani. Vaz'ın kısımları olarak anlıyorum Allahu alem. 4 ve temyizi emaratil hakikati an qara'inil mecaz. Hakikatin emareleri olur, mecazın karineleri olur. Yani hakikatle mecaz yani bir lafızda şüphelenirse bu lafızda bu lafzın bu manaya delalet etmesi hakikat mıdır, mecaz mıdır? Nasıl gidecek? Hakikat ve mecazın kendine ait ahkamına. Yani hakikatin emareleri nelerdir? O kaideleri bilecek. Mesela nedir? Tek başına söylediği zaman zihne ilk gelen anlam hakikat olmasıdır mesela. Böyle bir emaresi var. Bu %100'den ama bir emare bu. Veya da efendim mecazda nedir? Hakiki anlam mecazda hakiki anlam diye şüphelendiğimiz anlamı selbettiğimiz zaman efendim bir karineye ihtiyaç duyuyoruz yani mananın tamamlanması için gibi efendim. Mecazın karineleri hakikatin emarelerini temyiz etmek. Yani hakikat mecaz mevzusuna dair bizim tasavvurumuzu bayağı geliştiriyor bu vazı ilmini tahsil etmek. Sonra diyor ki فَنَقُولُ بِاَتِبَارِهِ هُوَ اَلَتٌ Başka bir tarif yapıyor. İkinci bir tarif yapıyor. Alet olması. Bir alet ilmi olması açısından ikinci kere tarif ediyor sanki. اَلَتٌ قَانُونِيَتٌ
Kanun yani kaide. Yahsulu bihal iktidaru ala temyizil. Gayesine göre bu sefer taif ediyor. Aletun kanuniyetun yahsulu bihal iktidaru ala temyizil mevduati an gayriha ve temyizi mevduati lugati ve sarfi ve iştikaki ve nahvi ve gayri zelike ba'dihe an ba'din ve temyizil emarati anil karain. Gayesine göre de biraz daha uzun bir tarif yaptı. Böylece. Bu gayelerin aslında hepsini bence şöyle de özetlemişler bazı risaleler. Ma'rifetul vada demişler. Vazı başlı başına üzerinde kafa yorulması gereken bir olgudur. Bir meseledir. Ve bunu bilmek. Vazın hakikatini bilmek. Yani gayesi nedir vazı ilmin? Vaz ilminin vaz kavramının ne olduğunu biraz bildikten sonra bunun türlerini, bunlara taalluk eden meseleleri oradan buradan deşerek bu hakikati efendim iyice öğrenmek, tasavvur etmek yani. Ma'rifetul vada'ı yani. Tamam. Böyle diyebiliriz özet olarak. Yani biraz daha genişletirsek biz bugün için bu vazı ilmi bizim ne işimize yarıyor? Bugünkü ilimler, felsefeler açısından falan, dil bilimleri açısından. Bence yani şöyle bir şey diyebiliriz. Yani dilin de hakikatini öğrenmeye gidiyor bu olay. Çünkü eğer dil vazı üzerine kurulmuşsa, dilin delaleti vazı merkezi ise, vazı temel ise ki öyle olduğunu düşünüyoruz. Hatta neredeyse %100 bunu söyleyebiliriz yani. Hani zati, tabii dil görüşünü falan çok benimsemiyoruz yani. Efendim, ona geleceğiz oraya. Dilin vaz'i olduğunu biz düşünüyoruz. Ulemanın hemen hemen hepsi böyle düşünmüş tarihte. Hemen hemen hepsi yani. Ki deriler de bunu gösteriyor. Yani zevki selim veya aklı selim veya ilimler meseleleri biraz gelince de bunu hissediyor insan. Vaz'ı ise o halde bu vaz'ın ne olduğunu falan, türleri varsa ne olduğunu, her bir lafza nasıl tatbik edildiğini falan incelememiz, bilmemiz. Yani tabii bunu dediğimiz anda dilin hakikatini, dilin temellerini öğrenmiş oluyoruz. Bugün dil dediğimiz şey çok önemli bir şey. Başlı başına bir varlık alanı olarak görülüyor. Hatta hakikatin yansıdığı asıl zemin o. Kendi kendine dilin dışında bir hakikat ve bir varlık yok falan tarzında böyle iddialar var. Büyük felsefeler var. Dil varlığın evidir falan tarzında böyle iddialar var yani. Ya bunlar karşısında bizim dilin tabiatına, hakikatine dair pervasız kalmamız düşünülemez. Yani Müslüman ilim adamlarının yani. Mesela vazı ilmi daha hem mevcut birikimi iyi anlamamız hem de onu üzerinden takip ederek daha fazla derinleştirmemiz veya da mevcut son muasır 150 yılda Batı'nın yaptığı çalışmaları da ele almamız, vazı ilmine yedirmemiz gerekirse veya da yeni bir ilimler tasnifi üzerinden bütün bu ilimleri baştan sona yani üzerinden geçmemiz gerekiyor. Allahu alem. Yani bu yapılması gereken bir şey. Yani bunu ben yaparım, biz yaparız, bizim neslimiz yapar, yapamaz. Ama 3 nesil, 4 nesil, 5 nesil sonra her türlü bunun yapılması lazım. Ya bunun yapılması için gerekli mukaddimelerin bu vazı metnini okumak gibi mesela başlatılması gerekiyor yani. Bu şekilde okumaya çalışmak gibi yani. Efendim. Ya da mevcut birikimi en azından anlayalım. Orada bir meleke hissedelim. Sonra bakalım ne var ne yok etrafımızda. Yani lafız mana arasındaki alakayı göstermek açısından bilgiyle alakalı bir şey dedik. Bence bizim bilgi felsefemiz de çok bize çok işimize yarayacak semantik tartışmalarımızda. Çok işimize yarayacak meseleler var burada vazı ilminde. Yani dil felsefelerine bir kelamcı olarak, bir felsefeci olarak giriş yapacağımız zaman vazı ilminde tartışılan delalet bahisleri, lafız mana ilişkilerinin hakikati, bunların nasıl olduğu, vücudu, zihni falan filan biraz onlara da değiniyor bu mesele. Bunlara dair bu alakayı biraz daha iyi bilirsek bence yani bilgi felsefesine dair de bayağı söyleyecek heybemizde birkaç şey olur en azından. Heybemizde söyleyebileceğimiz birkaç sözümüz olur. Evet. Ve bu vaz'ı mesela Allah Teala vaz'ı Allah Teala ise veya beşerse bunu nasıl yapmışlar falan. Buna dair de bizde bir kanaat oluşabilir bu kaidelerin hepsini gördükten sonra yani vaz'ın hakikatini, türlerini inceledikten sonra. Allahu alem. Yani bunlar da bence faydeleri, gayeleri olarak biz bugünkü talebeler için zikredilebilir. Tedniyip mukaddimenin şeyini bitiriyoruz. Mukaddimenin son bir hatimesi gibi, mukaddimeye bir tetinme gibi. Tedniyip burada tetinme. Tamamlayıcı bir son not ki bütün 3 kısım da zaten bu not üzerinden ilerleyecek. Erkanul vada, vazın rükünleri. Şimdi vazı bir olgu, bir hakikat. Bu hakikat vücuda geldiği zaman 3 tane şeye ihtiyaç duyuyoruz. Velil vada'i selâfetü erkanin. Yani mahiyetinin parçalarını oluşturuyorlar bu 3 şey. Tamam, pardon, parçalarını aslında 2 tanesi oluşturuyor belki diyebiliriz. Veya da 2 tanesi maddesini oluşturuyor. Bir tanesi fail, faili gibi yani harici. Ama 3 tane rükün. Vaz'ın tahakkuk etmesi için. Birincisi el vâdi. Vaz eden, tayin eden birine muhtacız. Kimse bu artık. Beşer mi? Allah Teala mı? Bunu tartışacağız zaten. El vâdi. Allah Teala'nın içinde kimse olamaz değil mi?
Yani uzaylılar falan mı olabilir bilmiyorum aklıma. İrade sahibi bir varlık falan bahsetmiş. Melekler falan olabilir. Melekler de irade sahibiler. Evet. Yani hiç söylenmemiş bu ihtimaller ama. Evet, bazı. Bilmiyorum, bizim İslam tarihinde hiç söylenmemiş ama. Mesela yapay zeka olabilir mi yani? Bir dil vaaz edebilir mi bilgisayar falan? Tartışıyorlar bunun imkanını, düşünüyorlar biliyorsunuz. Mahza semantikten bağımsız sentaks. Kendi başına orada bir sentaks var ve delalet ediyor, bir dil oluşuyor. Acaba bu mümkün mü falan abi, bunu düşünüyorlar felsefi olarak. Bir mümkün olmadığını düşünüyoruz. Evet. Özneden bağımsız yani bir, kendi başına bir delalet olamaz yani. Efendim, mekanik bir delalet olamaz yani orada. Gramer yapısını falan şekilsel olarak oraya bir koyacaksın falan, orada bir şeye delalet yok, öyle bir şey. Efendim, çok temel zihni kavramlara ihtiyaç var yani. Efendim. El-vadi'u vel-mevdu'u vaazı. Bir vaazı gerekiyor bu tayin işlemini yapan kesinlikle. Çünkü bu bizim yani, bu çok net olarak bizim yani kelam ve felsefede de değil mi? Kulli hadisin ve budelehu min muhdis yani kaidemiz. Yani bir tayin varsa bir orada bir tayin işlemi, hadisesi var. Bu hadisenin bir muhdisi olması gerekiyor kesinlikle yani. Bunda bir şüphemiz yok. El vaadi vel mevdu vel mevdu'u leh. Evet, vel mevdu vel mevdu'u leh. Mevzuya dedik, bazen lafız denir, bazen isim denir, bazen dal denir değil mi? Mevdu'u leh ne olur? Bazen mefhum denir, bazen mana denir, bazen müsemma denir. Bunlar hep aslında zatı itibariyle aynı. Efendim, farklı itibarlarla farklı mefhumlar, kayıtlarla, tamam. Müsemma, medlul, mevzu'leh, tamam, mefhum, mana. Hep aynı şeye gönderme yapıyor ama itibarlar farklı. Mesela mana aniye ya'na'dan geliyor. Lafızdan kastedilmesi itibariyle oluyor falan mevzule. Mevzule vaz edilmesi itibariyle, mefhum zihinde anlaşılması itibariyle falan filan yani. Ve lehu aksamun. Şimdi diyor ki velil vad'i selasetu erken ve lehu aksamun. Vaz'ın türleri var. Bi'tibari kulli ruknin minha. Her birini itibara alarak farklı vaz'ı türlerinden bahsedebiliriz. El matlabul evvelu fir ruknil evvel ve huvel vadi'. Birincisi vaz'ı. Aksamul vad'i bi'tibari'l vadi'. Fe aksamuhu bi'tibari'hi erba'atun. Bunu ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece üzerinden geçeceğiz. Çünkü bunun asıl yeri usulü fıkıh. Ki birinci seviye usulü fıkıhta bile bunu bayağı ayrıntılı işliyoruz sayıları. Yani ki üst seviyelerde inanılmaz bir ayrıntıya giriyoruz. Şimdi bu konu arkadaşlar vaza göre dörde ayrılıyor. Çok hızlıca icmalen üzerinden geçiyoruz. Zaten dipnotlarda da şerhten alıntılar yapmış muhakkik Musa Alakoca. Dörde ayrılıyor vazı. Bir vazı ya lugavi olur, ya örfi olur, ya ıstılahi olur, ya şer'i olur. Bu taksimi yapmamız vaazın değişmesine göre. Eğer vaazı vadi'ul lugat ise, yani dili vaaz eden ise, doğal dili vaaz eden ise vaazı, bu lugavi bir vaazı olur. Eğer toplum ve örf vaaz etmişse, efendim toplumun genel gittiği kullanımlar, bazen yer yer değiştirdiği kullanımlar falan, toplumun böyle örf yani vaazı ise örfi olur. Eğer belli ilimlerin veya da bilimlerin veya sınaatlerin sahiplerinin vaaz ettiği efendim bir vaaz ise ıstılahi olur. Vastılahi. Muayyen kimseler, bu ilimle uğraşan muayyen ilim adamları efendim vaaz etmişse vaaz-ı ıstılahi olur. Yok şari'nin kullanımı ise, biraz özel bir kullanımı ise, buna şer'i bir vaaz-ı diyoruz. Genel olarak bunu söyledik. Şimdi biraz ayrıntıya girelim. Lugavi vaaz-ı dediği, yani lugat bildiğimiz doğal dil diyoruz veya da, tamam mı? Normal dil, kullanılan diller efendim, insanların anlaşması için kullanılan diller. Bunların vazıları var, kelimelerin belli delaletleri var veya terkiplerin veya kullanımların falan efendim hepsinin delaletleri var ve vaz edilmişler. İşte bunu tartışacağız az sonra. Yani vadi'ul lugat tartışması buraya geliyor. İşte bu birinci kısmında vazı kimdir hakikatte hemen sonraki bölümde geliyor zaten. Vadi'el lugat kimse artık Allah Teala veya beşer ise buna göre de lugavi oluyor yani. Yani en azından muayyen ilim ehli insanlar falan değiller veya da örf değil veya da şer'i şeriat değil. Yani şer'i özel bir içerik değil, tamam efendim. Mesela örnek darp kelimesi acıtmak, dayak atmak hani anlamına geliyor ya diyelim. Darp etmek, darp kelimesi bu. Efendim, dili, doğal dili kim vaaz etmişse, kim bu lafza, bu manaya, bu lafzı tayin etmişse o vaaz etmiştir. Ve bu dilde belli kullanımlar sözlükten öğrenilir. Katil deyince, katletmek, öldürmek deyince bunun anlamı bellidir. Bunu efendim dili kim vaaz etmişse bu mananın karşısına bu lafzı tayin etmiştir. Ve bu tür
efendim doğal dildeki tayin işlemlerine lugavi vaz diyoruz. Sözlükten manalarını anlıyoruz. Tabi nedir bu? İşte sözlük bilimde sözlükler nedir? Müfretlerin cevheri yani maddelerinin delaleti bizim konumuz oluyor değil mi? Genel olarak. Evet. Şimdi ikincisi örfi vazı dediği örfi am diyoruz buna ayrıca. Örfi am. Başka bir ıstılaha göre örf ikiye ayrılır. Örfi am, örfi has. Burada ama örfi diyerek örfi am mı kastediyor? Örfi has da zaten ıstılahi oluyor. Örfi am dediği şey bazen normal dildeki bir kelime zamanla anlam kaymasına uğrayabiliyor toplumda. Efendim, mesela diyelim dabbe kelimesi yani yeryüzünde kımıldayan herhangi bir hayvan için kullanılıyorken veya insan için de kullanılıyorken belli bir zaman sonra efendim diyelim sadece dört ayaklı hayvanlara kullanılır bir hale geliyor. İlkin belki yılanlar içinde, karıncalar içinde kullanılıyorken dabbe kelimesi toplumda belli bir zaman sonra dört ayaklı hayvanlar için diyelim eşek veya sadece katır için kullanılmaya başlanıyor. Kedi için artık dabbe dememeye başlıyorlar mesela veya efendim bu durumdan sonra dabbe kelimesi örfte kendine ait bir hakikate bürünmüş oluyor. Artık dabbe kelimesinin kedide kullanımı uzak ve karine gerektiren bir mecaz haline geliyor. Böyle bir noktaya geldiği anda bu dabbe kelimesi örfi bir hakikati ve vaz'ı olmuş oluyor. Tamam efendim. Tabi bu örfi vaz'ı da vaz'ı örftür diyoruz. Bu vaz'ı örfün sebebi oluşmasının sebebi, bu vaz'ın ortaya çıkmasının sebebi kesret-i galebe-i istimal mi? Yani istimalin belli bir alana sınırlı kalıp belli toplumsal değişikliklerden dolayı belki sonra diğerlerinde istimal çok azalınca unutuluyor falan. Sonra sanki sadece buna hasmış gibi değerlendiriyor. Yani bu örfi vaz'ın ortaya çıkmasının sebebini tartışmışlar. Bazı ulema demişler ki galebe-i istimal. Bazıları demiş ki hayır yani bunu da müstakil bir vazı olarak alalım. Müstakil bir tayin olarak alabiliriz. Ki bazen oluyor yani bazı insanlar özel olarak iradeleriyle belli çevreler, belli kelimeleri, belli anlamları yüklüyorlar. Ki bugün mesela özel olarak bildiğimiz bir şey. Ki o görüşü ben biraz garip görüyordum. Bugünü biraz düşününce çok daha şey geliyor yani. Efendim belli kelimeler özel bir şekilde anlam kaymasına uğruyor. Yani bilinçli bir şekilde bir kitap yazıyor bir kelimenin. Anlamını falan değiştiriyor yani. Yani kavramlarımızla oynuyorlar falan tarzında böyle şeyler söylüyoruz ya efendim. Bu yani efendim. Yani bu da çok uzak değil. Yani örfi vaz'ın oluşma sebebi nedir? Galebe-i istimal midir menşei yoksa müstakil bir vaz'ı mıdır? Tayin işlemiyle mi oluyor? Özel bir tayin işlemiyle mi oluyor? Ama her türlü neticede özel bir tayin varmış gibi davranıyoruz. Çünkü hakikat yani. Velhasıl ama burada özel kimselerin tayin etmediğini genel olarak da söylüyor alimler. Yani örf-i amla örf-i hassın farkı ne? İstilahi vaz'ın. İstilahi vaz'da bir ilim adamı belli bir manaya ulaşıyor. O mana çok iki cümleyle ifade ediyor. Artık o manaya bir kavram kullanmaya başlıyor. Yakın bir kavram dilden. Sonra biraz zamanla oturuyor. Artık kavramlaşıyor. Kavramsallaşıyor o kelime. Dilden ödünç aldığı bir kelime doğal dilde. Kavramsallaşıyor ve sanki o alim ve o ilk defa o kavramı o anlamda kullanıp o anlamı keşfeden alim onu vaaz etmiş gibi oluyor. Sonra da diğerleri de kabul ediyorlar bunun vaazını. Bakıyorsunuz 50 sene sonra falan belli bir kavram oturuyor bir ilimde. O ilim ehli etrafında kabul görüyor. O ilim ehli vaaz etmiş oluyor. Ama bunlar belli insanlar. En azından hangi ilmin insanları olduğunu biliyoruz. Hatta belki sayabiliriz. Bak şu 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 kitapları yazan şu müellifler bile diyebiliriz. Ama örf-i amda lügattan örf-i amma geçişte yani toplum yapıyor falan diyoruz. Hani muayyen insanlar değil. Yani şu meslekten insanlar diyemiyoruz. Veya şu şeyden ilimden insanlar diyemiyoruz. Tamam. Burada da örneği zaten verdik. Dabbe yönü. İstilahiye örnek mesela fa'il lafzı. Fa'il dilde bir şeyi yapan eden demek. Ama nahiv ilminde fa'il kendine ait deyimi merfu falan olan isim falan diye bir tarifi var. Yani uzun bir tarifi var. Değil mi? قَامَ بِهِ الْفِعْلُ صَدَرَ عَنْهُ الْفِعْلَ وَقَامَ بِهِ الْفِعْلُ falan diyoruz. Değil mi? ذَاتُ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ Şimdi bu ıstılahi anlamı özel olarak vaz etmiş nahiv uleması daha ilk yüzyıllardan itibaren bu ıstılahi fail. Bir de şer'i var. Şari'nin kullandığı özel kavramlar. Salat deyince lugavi anlamından biraz farklı kullanmış. Efendim bildiğimiz namaz için kullanılmış şari salatı. Her ne kadar lugavi anlamı dua veya rahmet etmek anlamına gelse de şari bunu bildiğimiz belli bir erkanı olan tekbirle başlayıp selamla biten belli hareket ve sekenattan mürekkep bir fiil için vaz etmiş şari. Tabi şari vaz mı etmiş yoksa bunu ilkin mecazi olarak kullanmış sonra istimal şuyu mu bulmuş o büyük bir tartışma. Onu usulü fıkıh havale ediyoruz. Çok muazzam bir tartışma.
efendim Minhaç'ta Beydavi ve Usulü Fıkıh kitabında bu tartışılıyor. Makilani'nin bir görüşü var, Mutezile'nin bir görüşü var, Eşarilerin umumunun bir görüşü var yani bu konuda. Değiştiriyor mu bunlar? Tabii ki çok önemli şeyler. Kelami meseleler tartıştıkları için buraya gelmişler zaten. İlk yüzyıllarda bunları tartışmışlar, daha ilk Kelami asırlarda falan. Çünkü Usulü Fıkıh kelamcılar kurmuş yani. Yani hani ilk dönem kelam İmam Eşarilerin kitaplarına, risalelerine bakıyorsunuz İbn-i Furek. Yani üçte biri falan usul tartışıyorlar. Yani çünkü delilleri, ayetleri, hadisleri tartışınca böyle dil meselelerine geliyorlar. İşte ismi fail şunu ifade eder mi etmez mi falan, bir bakıyorsunuz vaz'a girmiş, şuna girmiş falan, kelamcı giriyor yani. Falan yani. Ha? Zaman meselesine giriyor, bilmem neye giriyor falan. Usuldeki birçok meseleyi kelam tartışmaları tetiklemiş yani. Efendim sadece fıkıh değil yani bakın. Tersine yani biz genelde fıkıh düşünürüz değil yani. Evet. Evet. Valla fukahada da meselelerin hemen %80'i aynı tartışılıyor. Yani hani fıkhı mütekellim metnine üst seviye kitaplarda ne tartışılıyorsa, hani mevzuç döneme varsa öyle bir dönem geçmeden önce, ki Hanefi fukahanın kitaplarında da meselelerin %80'i var belki yani. Ama biraz farklı bir açıdan tartışıyorlar. Belki bazıları da yok. Yani sonuçta farklı coğrafyalarda, farklı problemlerle karşılaşmışlar yani. Ama birbirinden haberler de genel olarak. Onlar da kelamcılar yani. Hani fi fukahası falan kelam bilmiyor değil. Yani kelam tartışmalarından da haberlerler 5. 6. yüzyılda falan. O kitapları telif ederken Nesefiler falan, Pezleviler falan gayet haberlerler kelam. Evet. Şimdi tamam burayı anladık. Şer'iyede salat falan örneği verdik. Siz dipnotları okursunuz. Çok mühim değil. Burada çok üzerinde durmayacağım. Yani bu konu çok önemli. Yani bu konu böyle sadece lugavya örfü ıstılahi şer'i nedir falan temiz etmek değil ha. Temiz etmek yani hiçbir şeydir bu seviyede. Yani bunların asıl meselesi bunlar çatıştığı zaman ne yapacağız? Yani bir kelime Kur'an'da geldi, örfü bir anlamı var, lugavi bir anlamı var. Ahkam çıkartacağız falan, hangisini alacağız? Hangisinde hakikat, hangisinde mecaz? Hakikat mecaz dengesi nerede falan yani. Ama bunlar yüzlerce fıkhi ahkam değişiyor yani. Gerçekten yani. Birçok altta onlarca kaide tartışılıyor. Bunların tertibi nasıl olacak çatıştıkları zaman? Şer'i, örfü, lugavi bunların böyle bir tertibi var ve tartışmalar var usulü fıkıhta. Bunlar üst seviyede zaten tartışıyor, bu konumuz değil yani. Bunlar biraz mukaddime gibi, biraz vaz'ın çeşitlerini bir de görelim diye. Tamamlıyoruz vaz'ı perspektifimizi yani, tamam. Burada duralım arkadaşlar. İnşallah gelecek derste vaz'ı biraz tartışalım. Bu bir o çok vaktimizi almaz, 10-15 dakika alır. Sonra zaten asıl konuya yavaş yavaş gireceğiz. Vaz'ı şahsiye gireceğiz inşallah gelecek derste. Var mı sizin sormak istediğiniz bir şey veya kafanıza takılan bir şey? O zaman burada duralım. Ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve cezakumullahu hayran kesîran.